أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Geçenimiz gün yüzümüz mübarek olsun arkadaşlar. Bugün çok iyi bir gündür. Bugün hakikaten çok iyi bir gündür. Ve değişik bir gün olacak. Değişik bir halet de var zaten. Hemen şunu söyleyeyim. Eğer nasip olursa, Allah ihsan ederse, lütfederse, hedefteki gaye şu, üzerindeki battaniyenin kalkması ve ahiretin üzerindeki battaniyenin kalkıp yakiniyet hasıl olmasıdır. Bu derste inşallah Allah nasip ederse ahiretin üzerindeki bizim oluşturduğumuz zanlarımızın, gafletimizin, şek ve şüphelerin oluşturduğu perde var. Onların kısmen aralanacağına inanıyorum. Yakiniyetimiz artacaktır inşallah. Bu yakiniyet üzeri insanla kendisiyle çözülünce onlar çözülüyor. Bu derste hakikaten bugün biraz değişik bir haletim de var. Yani çok üzerine şey yaptım. Fakat Allah'ın hiç irade ve ihtiyar olmadan tamamen hiç araştırmaya geçmeden yani araştırıp da karşıma çıkmayan asla yani bunun üzerine çalışma olmadan ölüme çıkarttığı metozoli diyelim, kaderin bir konu. İkizim ve görünmeyen ağaç. İkizim ve gözükmeyen ağaç. Bu bak insan ilahi, bak dimağa çalışmışım, tahayyüle çalışmışım, tasavvura çalışmışım vesaire. Bu böyle bir şey değil. Yani çalışıp da ölüme çıkan bir şey değil. Tamamen garip, garip bir şeyle çıkan bir şey. Onun üzerinde duracağım. Yani aslında dersimiz bugüne kaçı, bakayım ne yazmış? Dima 69, 10. yani 2'si, 2019 küçük çekmece. Ama taahhüt mü yapacağız? Yani tasavvuf mu? Onu söylersin. Değil. Hiçbirisi de değil. İnşallah eğer yani iki... Ortadan gidiyoruz. He. Nasıl bir derse onu siz şuraya sonra dolduracağız. Tamam. Mesela tahayyül müdür? Allah'ın izniyle şeyi bitirdim. Yani tahayyül toplaması bitti. Hayal da bitti. Ama konumuz, dersimiz bitmedi tabii. Tahakkule girdim. Tahakkule derede, bayırda girdik ona. Telefon benim kitaplık gibidir. Orada derede girdik. Tahakkule girdik. Tahakkule girdik ama herhalde bu bir herhalde bir gırdap. Akıl da çoktur. Yani. Akıl, tahakkul. Akıl, tahakkul. Yani bir tuhaf bir şey olacak. Fakat ondan önce bunu çıkarttı bize. Abi bu peşinden sanki hayali getirecek gibi geliyor bana sana. Bunu niye soktu? Vallahi bilmiyorum. Bu nereden Allah 3 gün oruç tutmam gerekiyor bir de Allah'a yalan etme kafir olur. Allah yemin etti ki ben demin ediyorum. Yemin ederim ihtiyar ve irade ve iktidarımın ve merakımın merak da yok. Bir şey yok. Alemimde yok. Yok böyle bir varlık. Bu gizli ağaç aniden çıkan bir meseledir. Bunu niye soktu bilmiyorum. Yani peki burada hedeflenen ne olabilir? Niye bana böyle yaptı? Bir, ahireti yakiniyet artacaktır. Ahiretin üzerindeki perde kalkarak çok yakın hissedeceğiz. Hiç de ötelerde olmadığını ahiret göreceğiz bugün. Bir de insanı perdeleyen şüphe, zan, tereddüt ve zan galip ve bilgi. 5 tane. İşlenecek. 5 tane olacak. Zan, şüphe, tereddüt, zan-ı galip ve bilgi. 5. Bunlar şey yapacak. Çok tuhaf yani. Külliyatta işleniyor ama gözükmüyor. Yani
Gören yok. Ben de görmemişim. Kimse, gördüğümüz yoktur. Gizli, görülmeyen ağaç. Hiç böyle duydum. Ama varmış. Ve o kadar var ki külliyatta, mesela Tabiat Risalesi'nde, gözükmeyen bir yazıyla yazılsa, sonra mürekkep üzerine geçse, sonra kalıbı kader, ondan sonra kalıbı kudret, böyle. Göreceğiz, yerlerinle beraber okuyacağız, beraber edeceğiz. Çok ilginçtir. Önceden böyle bakalım. Allah madem nasip etti, esbabını da halk edecek inşallah, nasip edecek, nasip etsin inşallah. İstifademiz iyi olacak. Hadi bismillah. Ben şöyle bir şeyle başlayayım, sonra yeri okuyacağım. Şöyle bir küllatta çok yerde geçiyor, onu göreceğiz. Gözükmeyen bir ağaç, ahirette ağacın kökleri yukarıdadır, dallar aşağıdadır. Cennet ehli, Allah Resulü tabiriyle böyle koparacaktır. Böyle ağaç büyümez, yukarıdan aşağı büyüyor. Bu ağaç, bu şecer-i hilkattır, tamam? Şecer-i hilkat, ağaç, dal, dudak. Bu çekirdek malum, Nur-u Muhammed'i. Çok tuhaf ya, acayip bir şey. Nur-u Muhammed'i meçhuldür. Bu ağaç 18 bin alem, buna bir ayna tutulmuş. Ayna, bak nasıl ters dönüyor. Yani dünya nedir ahirete, o şekilde göreceğiz. Bak, alem-i şehadet aynasıdır. Aynayı buna tutarsanız bu ters döner, bu kök böyle olur. Teknik resim gördünüz, lafını bildiğim için söylüyorum. Sanat okulu okuyanlar bilir, teknik resimde. Ayna bu böyle çizilir. Aynayı da tutarsanız ayna böyle gözükür. Yani bakın dünyada nedir? Dünyada aşağıdan yukarıya gidiyor. Nasıl değiştirdi ayna? Alem-i şehadet aynasını gördünüz mü? Bu da tuhaf. Üniversitede de kullanıyor ayna. Giderken geri gidiyoruz. Tamam? Yani şöyle derinlemesine yapıyor. Önünüzde diyor caddenin ortasına büyük bir ayna olsa, endam aynası. Değil mi? Oraya baktığın bir şeye uzaklaşıyorsun gibi gözükürken yaklaşıyorsun. Yaklaştığın gibi uzaklaşıyorsun. İki ayna birbirine tutsan tek olduğun halde sonsuz gözüküyorsun. Şöyle sahip. Şurayı ters döndüğünü anladık değil mi burayı? Alem-i şehadet bunu ters döndürüyor. Burası oranın tersi yani. Yani içim dışıma, dışım içinde fihi mafi. Tamam mı abi? Şimdi bu. Alem-i şehadet ters döndürmüş. Bunun adı şeceri hilkat ki kader. Görünmeyen ağaç budur. Yani 18 bin alem. Peki alem-i şehadet onun neresindedir? Onun üstündedir. Aynı yerdedir. Alem-i alem şeceri hilkat orada. Dur burada hudut. Hadi burası da alem-i şehadet. Öyle bir şey. Tenteneli perde. Aa tenteneden hoşuma gitti. Bak bunu da bilmiyordum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Aa tenteneli perde. Yani ahiret nerededir? Böyledir. Bu alemse, o 8 bin alem, alem-i şehadet de buradadır. Bu tamamıyla böyledir. Bunu birbirine yapan bu tenteneli perde, bunu bilmiyordum. Ama böyle çizilmiş, Allah çizdikmiş. Meğer tenteneye benziyor. Evet. Güzel. Yani şöyle yaparsan tamamen şeye benziyor. O türdeki tentene. Dantel, mantel var ya. Dikkat etsen öbür taraf gözüküyor. Eğer bir kameralar var, yaklaşınca tür ortadan kalkıyor. Tamam mı? Tentene, hakikaten. Evet. Onu hemen şunu yazmam lazım, çok hoştu. Tenteneli perde. Güzel. Burayı tamam mı abi? Bunun çekirdeğimizdeki karşılığı ene bendir. Gelelim şimdi buraya. Bunun üzerine yürüyeceğiz. Ahiret nerede? Nerede diyende? Ahiret nerede? Kim diyor bunu? Kim soruyor ahiret nerede? Diyende. Hani bir şey vardı ya, bizim bir konferans vardı böyle. Biraz şaşırmışlar, ondan sonra beni davet etmiyorlar, dalga geçmek için herhalde dinle. İki tane zındık filozofu,
X bir belediye şey yapıyor, konferans verdiriyor sana çeşitli konularda. En son kelam hakkında, kelam demiyor da söz, yani konuşma hakkında, konuşma hakkında konuşulacak. İki tane felsefeci, bir tane Bursa'dan çağırmışlar bir tane, bir tane de beni çağırmışlar. Gelir misin? Gelirim dedim. Tabii biraz herhalde dalga geçmek için galiba. En fazla 60 kişi var şey, seyirci. Yani halk değil. Mesela bazı bilmem ne üniversitesinin şey, dekanı, rektörü, hastanenin başhekimi bilmem ne böyle. Felsefeyle meşgul olanlar böyleydi. Hiç unutmuyorum. Ben çıktım. İşte kelam nedir? Ta buradan başladık. İlk önce girdik işte benim gömleğim, benim atletim, benim falan. O ben kimi falan diye. Orada bir tanesi düğmeye bastı. Ekranımda gözüküyor. Unutmuyorum Kayseri plakası 38. sırada oturuyor. İzin istedi. İstersen vermeyebiliyorsun. Verdim. Herkes duyuyor tabii. O zaman ben kimim dedi ya. Yani benim atletim benim diyen ruhta değilsem ben kimim? Oradan kelamın başlangıcını başlatmak için kim nereden bakıyor? 5. kattan, 10. kattan, 15. kattan bakmak, sağa bakmak, sola bakmak, yana bakmak değişiyor ya. O zaman ben ta merkezden aldım ki ene ben diye. O zaman ben kimim dedi ya. Nasıl bir şeyim dedi. Kim soruyor dedi. Elini kaldırsın 38 ama kaldırdı. Konuşma masamda seyyarı aldım. Biliyorsun anlatmıştım. Ondan sonra ışığı tutuyorlar tabii. Adamı aldı. Şimdi onun psikolojisini düşün. Seyyar mikrofonu aldı. Merdivenden yavaş yavaş iniyorum. O salona gidiyorum. Adama gidiyorum. Işık tutuyor. Herkes ne diyecek? O zaman ben kimim? Aa, geldi yanına durdum. 50 küsur seneden beri ben de onu arıyorum dedim. Tam orada deseydin, orada denmezdi. Ahiret nerede? Diyende. Ne nerede? Neyin nerede sorulduğunda? Ahiret, dünya neresinde? Bulunduğun yerde. Bak bu. Tak böyle. Üst üste indirilmiş. Peki anladım demek ne demekmiş? Mana değişiyor şimdi. Bakla ne kalkıyor? İlim biz almıyoruz. İlimle üzerimizdekiler kalkıyor. Ve alleme Adem esme külliha fıtraten yaratılmış. Biz kainatın olmuş olacak bütün her şeyinin yumağı, çekirdeği, haritası, ruznamesi, takvimi, hulasası, iz. İlimle yapıyoruz, ilimle. O var olan yazılımımızı içini dolduruyoruz veya üzerimizdeki battaniyeyi kaldırıyoruz. Bu şeceriye firkat kardeşim, kader. Kader budur. Yani yaratılış sürecinin bütünlüğüdür. Esma-i İlahiyenin nefs-ü emir şeklinde, vücud-ı harici noktasında mahlukiyete dönüşme, fiili esmaların bütünlüğüdür. Esma-i İlahiye, Esma-i Rabbaniye, Kulazu bir Rabbinnas, Rabbinnas, Melik, İlah. Dişan olmuştan üç esmanın bütünlüğü şecer-i şirkat kaderdir. Bak şimdi. Onun tam karşılığı sende cev olması, sen kaderin 18 bin alemin yumağısın. Cemul Cem'sin. Tamam mı? Bu da insanın istidat olarak yazılımıdır. Bütün alem insandadır. Tamam mı? İnsanın istidat itibariyle bütün alemin rüznamesidir, takvimidir, hulasasıdır, haritasıdır, çekirdeği aslisidir. İnsan bir çekirdeğe benzer, 23. söz anlatıyor. Bu insanın bir kuvve yaratılışına istidattır arkadaşlar. Bu benim, tamam. Şimdi bu istidat olarak öyle yaratılmışız. Peki bu kırmızı nedir? Kazalarımızdır. Bu kader diye. İstidat olarak kader budur. Yeşil olanlar, şey mavi olanlar. Burayı kaçırmamanızı rica ediyorum. Bu Allah şecere şirkatı yarattı. Bir kopyasını, aynısını insanda cem etmiş. O insanda olması kaderdir. Bu kaderin bu kaderidir. Buna istidat diyoruz. İstidat cihetiyle. Ama bu kırmızı istidat ile kabiliyet arasında nedir? Herkes alim olma istidadındadır. Ama herkes alim olma kabiliyetinde değildir. Herkes mühendis olma istidadındadır ama herkes mühendis olma kabiliyetinde değildir. Kırmızı kazalarımızdır, kaza. Yani fikirlerimiz, vicdandaki hislerimiz, kalpteki duygularımız
ruhtaki haletimiz, bedensel fiillerimiz. 4. Dima, kalp, ruh, fiil. Bütünlüğü, eyleme dönüşmüş hali, bunlar biz kabil olmuşuz. Yani mazar olmuşuz. Eyleme dönüşmüş kazadır bu. Tamam mı? Kader, eyleme dönüşmüş halimiz kazadır. Ata var bir de, tamam bir de ata var, ita, ikram edilmiş, hak etmediğin halde, hakkımız olmadığı halde. Mesela senin günah aşı yapacaktın, televizyon açacaktın, açılmadı. Tamam, bir yere bakacaktın, bir şey olmadı. Bir yere gidecektin, nasip olmadı. Yani seni Allah şerre muvaffak etmiyor istediğin halde, yapmak istediğin halde. Veya hak etmediğimiz halde bu derse, pazar günü, seni hangi güç kaldırır? Bu itadır, kaza değildir. Mesela pazar günü bugün, Çorlu'dan gelmiş, Bursa'dan gelmiş, şuradan gelmiş. Sabah sabah o derse katılmak için. Bu nedir? Bu toplumun, bu cemiyetin sürecinde böyle bir haletimiz, meylimiz, isteğimiz olmaz. Olamazdı. Olmadığı gibi cemiyetteki insanlarla. Sen de ben de olması. Bu atadır, itadır. Bak Rize'den uçaktan gelmiş, İzmir'den gelmiş vesaire. Bu şey için söylüyorum. Göstermelik yapmıyorum yani. Tamam mı? Bu ita olduğunu, senin olmadığını, sana bu haleti verildiğini, sen ancak ona sahipleniyorsun o kadar. Sahiplenip reddediyorsun. O kadar. Bu itaattır. Şimdi kırmızı renk olanlar kabiliyetlerimiz de eyleme dönüşmüş hali. Şimdi buna şeye geçeceğiz. Yer yer okuyacağız. Külliyatta 500 bin voltluk ceyran gibi tabirler var. Dokunulmamış. Bilinmiyor. Ben de bilmiyordum. Bildiğim de denilemez. Ama bunu gördükten sonra bir nebze üzerine konuşabileceğim şimdi. Şu tabir geçiyor 467 Kader Risalesi'nde. Kalıbı ilmi der, kalıbı kaderi der. Kalıbı ilmi, ilmi kalıp. Yani bu dokunulmamış yani ilim kalıp olur mu? Yani ne demek kalıbı ilmi? Kalıp. İşte bunlar kalıptır. İnşaat ustası tahtadan kalıplar yapar. Sonra harç gelir, dökülür. O kalıplara göre şekil alır. Döktüğün kadar. 500 metrekarelik bir binaya kalıplar yapmış ama sen 150 metre harç dökmüşsün. Diğerleri boş duruyor. Tamam. Şurada Allah'ın o kuru dalları da canlandırması itadır. Bu biz eylemsel kırmızımızdır. Şimdi bu genel bir çerçeveyi çizdikten sonra şimdi külliyattan okuyacağız. Bu kalıbı ilmi, kalıbı kaderi ne demek olduğunu, yani hakikaten bu tabirlere dokunulmamış, dokunulamaz da zaten. Çok Allah ikram edecek. Ne yapsın? Bir de şu var. Dağda bayırda yani ağlattı beni. Nasıl ağlattı? Varı anlamaya ve var olan bir yolla gitmeye çalışıyoruz. Varı düşünüyoruz. Yani nasıl Bediüzzaman, nasıl bir ruh ki bu gözükmeyen ağaç tabiriyle yani bu şeyleri nasıl bir ihata, ihata tamam yetmiyor, nasıl bir tefekkür ki o ihatayı şifrelemek, kelimelere, tabirlere bunu yükleyebilmek. Yani flash belleğe koca filmi yüklemek gibi koca bir şeyi, şu alemi kalıbı ilmi diyor. Kalıbı kaderi diyor, tamam mı? Bunlar, bu kalıp değil, bu olmuş. Bizde bu. Yani kalıbı kaderi, tamam harç dökülmedi de ama bu kalıplar yapılmış sende. Bu istidat kalıpları duruyor. Beton döktün, kabiliyet oldu. Kabil oldun, mazar oldun, eylem oldun. Tamam, şimdi okuyacağım külliyatlar net et. Bunları da yere kalkıp şey yapacağız. Şimdi tak, tak, aynı. Bak, şurada çizgi var. Bak ters. Bunun kökü bu, bunun kökü bu. Tak, aç, böyle. Ama bakın dikkat edin. Birbirine ters. Üstüne gelince aynı üstündeymiş. Bak bunu kapatın. Alemi kalp, alemi şehadet. Kapatın, aynı yerdedir. Tak, tak. Tak. Anladım. Bastettin, açtın. Bak, neredeymiş? Şimdi böyle. Neredeymiş ahiret? Kapattın. Orada aynı yerdeymiş. Su buzun neresindedir? Buzun aynı yerindedir. Buz denilen yerdedir.
Bu su nerededir buzda? Hayret. Nasıl soruyorsun? Bu sudur zaten. Ahiret nerededir? Sen zaten ahiretsin. Şimdi geliyor. Abi bir iki soru var ama acaba biraz okuduktan sonra mı soralım? Hı. Yoksa şimdi isterseniz bir... Sor, soruları sor. Mesela Hasan abi, kaza sadece menfi midir? Müspet midir, menfi midir? İkisi gel. Yaptığın günahlar da kazadır. Kazadır değil mi? Evet. O zaman biz onu... Yaptıklarımız. Evet. Ama bu bazı dallar kurumuş dedim. Tamam. Günahlar ya. Şimdi abi, o zaman kaza demek, vücut demek değil. Hı. Demek ki bunun... İkisindeki yansımasıdır benim vücuduma. Evet, Adem de var burada. Burada Adem de var değil mi? Kurumuş dallar var dedim. Bütünlüğünde mevcut olanlara, yani bütünlüğünde mümkün. Neyse. Oraya girmeyelim istersen. Tamam. Şimdi burada ben sanki onu gerektiriyorum. Tamam. Hepsini konuşacağız. Onu söyleyeceğiz. Tamam. Biraz gideyim. Yukarı. Ha bak şimdi güzel olur. Mesela kaza atayı celbeder. Mesela diyor ki, Allah için mesleği diyor, atan olmasaydı biz helak olurduk. Yani bizi bıraksan, Lazcası, bizi bıraksan mahvolurduk. Senin atan, yani senin ihsanın, lütfun elimde tutmasaydı ben bunu yapamazdım. Bunun tutması atadır. Dolayısıyla doğru yaşamak, yani yaşantı kazadır, doğru yaşamak atayı celbediyor. Yani biraz öyle hikmetsiz de muamele etmiyor Allah. Ağacı dikerseniz yağmur geliyor, gönderiliyor yani. Evet, yağmur verecek Allah'tır ama adım atmanı istiyor. Bir adım atarsanız diyor, 10 adım ben gelirim. Allah Resulü parmaklarından su akıyor, alın doldurun demedi. Suyunuz yok mu? Bir damla olsa dahi verin, evet. Ona gireceğim. Hı. Niçin bir damla daha istiyor? Hı. Bir damla dahi su dökün, o kuru kupkuruyla olmuyor. Adetullah. Adetullah bir kanunu kaldırmıyor, kupkuru elden adetullah kanunu kalkıyor. Ama suyun çoğalması sudan... Adetullah kanun içinde. Şimdi onu okuyacağım. Çok garip derbimize gidiyor. O çok değişik bir şey abi. Yani. Evet. Bir damla suyun olması... Bir damla dahi olsa kupkurudan değil. Yok. Şimdi ve Allah Resulü'nün hiçbir duasında fiziksel temassızlık yoktur. Mesela çocuk konuşamıyordu diyor. 19 mektuptan söylüyorum. Hepiniz bildiğini hatırlatmak için söylüyorum. Hızlı konuşun ki yetişmek istiyorum bu şeye daima. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşamayan çocuğu getirdiler, elini göğsüne koydu, okudu, hıyar gibi siyah bir şey kuştu diyor. Hazreti Ali'nin diyor, karnı ağrıyor diyor, ayağını dürttü diyor. Ötekisini sıvazladı diyor. En hayasız kadın ekmek istedi diyor. Parça ekmek ver, hayır diyor, ağzından çıkartanı vereceksin diyor. Sana temas etmiş ekmeği istiyorum diyor. Kuyu vardı, kupkurusu, ağzından çıkan tükürüğünü koydu, fiziksel temas odur. Mesela mahsettiği, memesine, keçine şey yaptı vesaire. Evet. Hep böyle fiziksel bir temas vardır dualarda. Nefes, göz fiziksel de temastır o. Ama kör olası cehalet ile fiziksel temas bunu zannediyor. Oysa göz de bir temastır. Çünkü göz şu an karşıyı deliyor. Niçin hutbelerde Ela inne ahsenel kelam ve evlâ nizam kelam ullâhi melikin azizel alem hutbede bir yerde oturuyoruz, tamam mı? Eskilerde, eski hutbelerde, şimdi de var galiba, o hocanın okuduğu yerin arkası deliktir iki tane. O gözü simgeler, tam gözü olan Yahudi bir alimi, gözü çok tesirli, gülü onu öldürmek için gözde. Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam, Allah Resulü hemen çökertiyor, oradan gelen şua arkasındaki o tahtayı deliyor. Ve onun simgesi olarak hutbede iki delik var bu. O da sebep Hasan abi, mesela Hazreti Cebrail perde olabilir de ara. Öyle bir şua var ki o bile perde, evet, olamıyor ki. Olmuyor. Ya da olmuyor. Artık. Çünkü herkese Cebrail perde olmaz. Herkesin yapabileceği bir şey yapılıyor. Başlamadan lütfen özür diliyorum. Tamam. Şimdi Adem Aleyhisselam ne hikmetli bir hatadır değil mi? Öyle, evet. Yanlış söylemeyeyim, evet. Abi. Yani bize tövbe kapısını aralamış aslında bir manada bakarsak. Değil en mi? Büyük nimet. İlk öyle olmuş. Tamam. Şimdi abi şuradaki mavi olanlar tövbeyi icap ettirmeyenler, kırmızı olanlar da tövbeyi gerektirenler olabilir mi acaba? Yani kabul edilmiş tövbeler diyelim. Kabul edilmiş tövbeler. Eyleme dönüşmüş. Eyleme dönüşmüş. Evet. Kırmızı olan şu aşağıda, kırmızı olan bir fiil kabiliyetleri ki kaza. Alemi şehadet aynasında şecere hilkat ters döndürülüyor. Bunu anlattım, tak tak. Tekrar da fayda var. Terstir.
bunun kuyruğu yani çekirdeği, bunun çekirdeği kak tak kak tak. Kak tak kak tak, tamam. Ondan sonra ters döndürmeyi ayna yapıyor. Bunu aynasız olmaz. Ayna yapıyor bunu. Tenteleli perde. Ters döndürüyor. Ters döndürmeyi ayna yapıyor. Şeceri hilkat insanın ikizi. Bu şeceri hilkat insanın ikizidir. İnsanın ikizidir. Gözüken ve halen dolmakta devam eden kabiliyetlerdir. Bunu dolduruyoruz. Peki bu dolar mı? Bunu hani anladım. Yani yürüdüm, yürüyeceğim size. Bu alem şahadette dolmaz. Cennette de dolmayacak. Dolmuyor. 18 bin alem. Dolmuyor. Cennetin de dibi yok. Yani bunun, bu ne kadar büyük bir ağaç olduğunu anlamanız için söylüyorum. Bunun bir dalı cehennem, bir dalı cennet. İşte bir dalı. Üstad tabi söylüyor. Aşağıdaki sufrisi, ulvisi yukarıdaki diyor. Yani bu ne kadar büyük ağaç olduğunu anlamanız için sonsuz cennetin, sonsuz bir dalını teşkil ediyor. Şu parça var ya. Şu da tersi cehennem. Yani o kadar acayip bir şey dolmaz. Anladın mı? İki dalı var diyor şeceri hırkatin. Hatırladınız da mektubatta 9. sayfada. Bir suflisi, ulvisi, alası yukarıdadır. Yani şurada bir dal, şurada bir dal. Artık bunu hayal et. Kökten çıkan ikiye ayrılmış zaten orada da. İşte Celal Cemal, onun uzantılarından yani. Celal zaten bu kasten yapılmış, yazılı çizilmiş. Cemal yani. Burada da öyle. Bir şey mi diyeceksin abi? Abi şu alemi şahadet refrenini de söylüyoruz. Zaman ya alem, saati kübra. Hangisi saati? Şu alemi şahadet aynası dediğim gibi de. Şu mu? Saati kübra yani. Burası saati kübra o. Zaman yani o. Evet, zaman olduğunu diyor, ne düşünün? Zamanla. Evet. Zaman işlettiriliyor. Burada da zaman var ama böyle değil. Yani mesela. He? O cinsten. O cinsten değil, evet. Yani mesela esnaflı giriyor oraya. Evet. Biz orayı burayı, burayı oraya sanıyor. Aslında evet. Hepsi aynı da. Yani görüyor musun şu aynanın yaptığını? Ayna yapıyor. Mesela ayna, aşağıda ayna, dolaşıyorsun ayna. Nasıl gözükürsünüz? Ayağınız, siz ters gözükürsünüz. Aşağıya yapışık. He. Şeyler uzakta. Acayip bir şey ya, ayaklar yapışık. Çok diptesin yani. Oysa ayağın bakıyor, ne kadar dipte, ne uzak. Şimdi altınıza ayna koyun. Ayağınız, ayağınızın bitişiktir. Şöylesiniz. Çok tuhaf yani. Ayağın ayağına basıyor. Ayak ayağıma basıyorum. Harika. Çok güzel. Ha böyle. Miraç'ta da öyle oluyor. Miraç'taki ayağım ayağımı bastı var yani. Ayağım ayağımın üstüne bastı. Cebrail Aleyhisselam için söylüyorum. Ayağımın üstüne bastı. Ayağıma bas dedi. Cebrail peygamberimiz nereye basayım diyor ya. Sen ayağını şey yap. Nereye basayım dedi. Ayağıma bas dedi. Ayağımın üstüne bastı ya. Mekan yok mu? Evet. Ayağıma bas. Nereye basayım? Geçmişimiz, geleceğimiz, geçmişimiz ya abi. Aynı şey işte. Aa işte acayip. Yani bu gözükmüyor. Aynı gayb yani. Ama bu Bediüzzaman, yani insan zor tutuyor kendisini. Nasıl bir ihata, nasıl bir külli bakış, nasıl bir külleşme ki, külli bakış. Böyle bir tabirle bize taşımış o müşahadesini. Gözükmeyen ağaç diye. Yani hayret ediyorum her an. Yani külliyat zahirde seyri mümtenidir. 25. sözde geçiyor bu kelime. Bakarsınız, düz okursunuz. Çocuğa verin, kadın verin. Şey yapın. Seyir kolaydır. Herkesin anlayacağıdır ve anlarsın. Hissedersin. Mesela birisine verdik böyle bizim şey vasıtasıyla. Arkadaşına verdik. Yani hiç bu dünyada bezi yok. Okuma diyor ki, şimdi iki hafta oldu bir talebe, kız çocuğu. Ya diyor, o kadar bağlı oldum ki, kimseden de ders almamış, hiçbir derse gitmemiş bak. Risale hocası Risale-i Nur'dur, hiçbir derse gitmemiş. Hiçbir Nur'u tanımıyor. Kitap veriyor, şimdi diyor, onsuz yapamıyorum, sıkıldığım zaman diyor, okul, o çantanın içinde kitap koyuyorum. Açıyorum, okuyorum, rahatlıyorum diyor. Keyif alıyorum, şimdi onsuz da yapamıyorum diyor. Şimdi benden Osman şey istedim, büyük kitap istedim. Yani bitirdi 5-6 tane falan, şimdi büyük istiyor. Ve verdim onu. Acayip. Ondan sonra, endişe ediyorum acaba büyük kitapla bana böyle bir huzur vermese ne yapar? Evet öyle. Biterse bu kitaplar, ben ne yapacağım bu? Şimdi sıkılıp hemen zevk alıyorum diyor. Ona tutunuyorum. Olduğun
Ya bu kitaplar bitti, ben ne yapacağım? Zannediyor ki bitince bitiyormuş. Oysa bitmesiyle aleminde başka şeyler, başka noktadan baştan başlayacaksın. Bitiremez ki. Dibbe ama bilmiyor. Dibbe dalma var. Evet. Alıyorsun sonra kendine çıkıyorsun. Acayip bir şey ya. Risale hocası Risale. Hiçbir derse gitmemiş. Hiç kimse de ders almamış. Direkt kitap veriyorsun. Ve ben de muhatap almamışım. Arkadaş arkadaşına kitap vermiş. Şimdi devam edelim. Niyetin olduktan sonra. Arkadaşlar, şimdi görünmeyen ağaç. Bunlar hazır mıyız arkadaşlar? Gözünmeyen ağaçsa ağaçtayız. Buradayız. Alemin şehadette dal budak salmış. Her yerde bu ağaç burada var. Şiddetiz. Ama dikkat et yani. Kalkarken kafayı vurma Mehmet kardeş, burada dalı var. Tamam mı? Böyle öyle bir heyecan oldu bende. Tamam mı? Böyle kafamı acaba oturduğum yerde derede yazıyordum. Acaba vurur muyum falan. Şöyle insan ister istemez bunu okuduğunuzda göreceksiniz. Ya Allah böyle bakıyorsun acaba olan bir açılsa da bir dalını görsem ya. Falan. Dal deyince böyle bir dal değil tabii. Şimdi o ağaca, gözükmeyen ağaca giriyor şimdi. Belki kaç tane noktaya nazar? Efendim şu anda tespit edebildim. 8 tane madde var. Hepsi bana ait değil. 1. Gözükmeyen ağaçtan konuşuyoruz. Tamam mı? Mucizeler üstleri açılıyor. Mucizeler demek, mucizeler bu manada gözükmeyen ağacın üstüne açılmış. Parmağındaki şey o bir damla su. O gözükmeyen ağacı bu şey kilit vazifesi gibi yapıyor. Size bir de şey paylaşacağım ama yeri gelmişken, ama yok onu yerinde yapayım. Bu mucizeler neymiş? O gözükmeyen ağacın kilidin anahtarı, su, bir damla su kilitmiş o. Mucizeler bu gözükmeyen ağacın üstünü açmakmış. O da bir Allah'ın esmasının tecellisi. Yani mucizeler de tecellidir. Sebepli de bir tecellidir. Başka 2. Dua okuyunca ellerden ve ayaklardan enerji akar. Dua okuyunca. Bunu bir örnek vereceğim size. Sanki aleyhissalatü vesselam Efendimiz parmaklarında suyun akması mucizesi sende tahakkuk ediyor. O mucize bitmemiş, devam ediyor. Mesela ben yaşadığım ve işin burada mutavazilik yapmayacağım, biraz eğileyim biraz. Çok muhatap oldum hasta şeylere. Kur'an okuyorsun böyle, rahatsız olana. Şu olur. O hasta ise bunlarla alakalı bir, kusması olur. Kusması. 2, esnemesi olur. 3, gazı olur. 4, ayaklarından dizinden aşağı nehir akar gibi enerjiyi hisseder aktığını. Ellerinden akar, kafasında ateş olur, göğsünde dağılık başlar, sırtında terleme olur. Yani aktif ettin şimdi o zalim şeyi. Ne demek olduğunu ben hemen size kısaca bir bugün rastladığımı sofrada anlattım. Ama çok kısa anlatacağım, o kadar uzun değil. Sabah kalktım, site kapatılmış, açılmış mı diye baktım. Namazlar, sabah namazına 7 dakika falan vardı, sabah namazının önceydi. Dedim ya, Nur dersi YouTube'da var dedim. Onu bakarken YouTube'da, YouTube'daki çalışıyor ama o arada YouTube'a da kendi otomatik girdi. YouTube biliyorsunuz pat diye hiç senin elinde olmayan videoları getirir. Detayı biraz anlatacağım ki hara, yani nedir diye kendinizi kıyas edeceksiniz. Aynada beni de görün. YouTube'da videolar vardı. Bak, bir kardeş bana Venezuela ile Amerika arasındaki şey, abi bu neyin nesidir, Amikovası savaşı başladı mı, başlayacak mı falan. Dedim nedir ya, Venezuela ile Amerika arasında çatışma varmış böyle. Adam mafyalara adamı öldürün diye talimat verdi. Abi çok acayip oldu diyor. Yani ustad diyor ya, devletten mürekten muharebesi terk ediyor, artık tabakayı beşer savaşına dönecek. Fert savaşına dönecek. Mafyaya teslim etmiş öldürün diye falan. Allah Allah. O videoyu şey yapınca Kolombiya mafyası diye. Üç, demek ki gündeme çok olunca benim YouTube'a geldi. Detayı anlatıyorum bak ne olduğunu. Diğerlerini seyretmek ne demek? Daha 7 dakika var. Dedim ya Kolombiya falan dedi bizim kardeş, ismini vermeyeyim. Böyle sattı onu falan dedi. Dedim o kadar mühim mi ya bu adamlar, Kolombiya neyse. Bir tıklayayım dedim. 1949'da doğmuş. Escopia mı böyle bir adam? Escobar. 1997'de kendi kendini sağ kulağından öldürmüş. Öyle günah mına yok içinde. Ondan sonra
Bak arkadaşlar, bu şey olmasın, teheccüd namazını kılmışım, cübbeli, abdestliyim. Böyle saatimi beklerken, sitede böyle bir kapatılma noktasında üzüntüm de var. Dedim ya, o zaman kadar bununla bir şey bakayım dedim, hem de muhafaza derken, haram olmadığı halde bu video, seyrettim kaç dakika işte, 5-6 dakika bir şeydir. Benim kafam bir futbol topu düşünün, şimdi bundan sonraki alınacak dersi aldım. Ben hassasım, muhatap olmadığım için benim sistemden kendi kafanızdakini çözmeye çalışın çoluk çocuğunuzu. Bir futbol topu olarak düşünün, futbol topunda 2 bar basınç yapmış, 2-2,5 bar. Şimdi buna 20 bar basınç yapsanız ne kadar patlamak üzeredir. Kafam öyleydi. Allah. 5-6 dakika. Çünkü bazılar diyecek ya ben 7-8 tane her türlü şey seyrediyorum, böyle bir şey olmuyor. Ha bilmiyorum, haram Müslümana yaramaz. Bir tanesi dedi ki ya nasıl yaramaz, ben bayağı dedi armatör oldum, gemilerim var dedi. Nasıl yaramaz dedi ya. Vallahi bilmiyorum, Allah Resulü dedi haram Müslümana yaramaz. Tamam. Sonra bana dedi ki gece bana kafir dedi. Yok. Şimdi bak, eğer sizi videoyu şey yapıp da etkilenmiyorsanız demek ki çok güçlüsünüz, etkilenmiyorsunuz. Şimdi 20 bar kafamda basınç var ama ölüyorum. Yine şey için söylemiyorum, teşvik için olur inşallah. Ben sabah namazında sünnet ve farzda toplam 6 sayfadır Yasin'i çabuk hızlı anlatıyorum. Bir bitirmeye çalışıyorum Yasin'i. Sünnette bir sayfa, farzda şey sünnetin bir iki sayfa öyle bitiriyorum. O kafamdaki basınç, 20 bar basınç. Yasin al-Kur'anin hakimine kelaminel mürselin. Sünnetin birinci rekatı gene kafam acayip. 20 bar var, 2 bar olması gerekirken. Ama nereden geldiğimi biliyor. Sonra bak bir video işte. Bak bu konu nasıl ölmüş, bu ki neyin nesidir? Yani o şey film yani öyle. Sonra ikinci rekat Mehmet'im selam verdim. Abim gene gitmedi kafamda. Bunu duyurulur gençlerimize. Sonra sünnet şeyi bitirdim. Farzda. وَمَا زَنَّ لَكَ مِمِنْ بَعْدِيمِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّ مُنْزِلِنِنْ كَانَتِنَا سَيْهَةً وَاهِدَةً فَيْزَاهُمْ خَامِدُونَ Üçüncü sayfa. Üçüncü sayfada hala var. Allahu Ekber bak geldi. Ortasına doğru çat etti kafam. Çat etti. Fiili yaşadığımı söylüyorum ki örnek olsun diye. İlim değil bu. Çat etti. Elektrik çoğaldı. Yok. Ne elektrik vardı, ne kimse vardı, yeis, ümitsiz ama o ana kadar, ben ne yaptı kafam? Bütün o 7 sene önceki falan günah, haram, işte battın, ettin, kalp kırdın, bir şey yapmadın, şöyle oldu. Hepsini getirdi, o bar beni ümitsizliğe attı. Öyle bir sıkılıyorum, öyle bir sıkılıyorum ki bu sabah ya. Yani ümitsiz, o anda ümitsizlik oluyor bar basınca. Ümitsizliğin anlatamam yani. Yani elden değil hayatı noktalamak. Korkunç. Demek ki bunu anlatacağım ki bana böyle yaşattı ki çare olsun Müslümanlara. Yani bütün böyle ümitsizlik. Üçüncü rekatta وَمَا زَلَا لَقَ مِنْ بَعْدِ آيَ şeyinde tam ortasına şak etti. Allah'ım var. Ondan sonra وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِنَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Ustup da değişti. Kafamdaki o tali oldu. Patladı. Şimdi ben böyle bir şeye muhatap oldum. Kafamda böyle bir şey olursa. Siz kaç Yasin okumanız lazım? Sizde yok da. Şimdi bunu niye söyledim? Şu efendim. Kafamızda toplanan bu seyrettiğimiz, baktığımız enerji yumakları var. Fuzili şeyler de öyle. Bu içeride. Şimdi bu ağaç, Peygamber aleyhissalatü vesselam, ona geliyorum şimdi. İstedi ki bir damla da yoksa su dökün buraya. Kuru olmaz. Patladı. Bu devam ediyor mucizesi. وَمَا زَلَّ لَكَ مِهِمِنْ بَعْدِهِمِنْ جُنْدِمِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّ مُنْزِلِينَ Tak etti. Ha bu mucize devam ediyor. Enerji indi. Bu su da enerjiydi. Bu mucize devam ediyor. Demek için bu kadar şeyi anlattım. Ona has değil. Suyun olmaması mümkün yok. Orada dur. Şeyde Hasan abi, derslere gelip giden bir arkadaş vardı, cumartesi dersine,
Hani 5-6 kez, 7 kez gelmiştir belki dersler ama hani külliyatta okumuyor. Okumuyor, 6-7. Yani öyle geldi. Sonra sonra koptu işte işlemişleri bilmem ne. Sizi seviyor hani dersleri seviyor. Hayat içtimaya da birisi. Sonra işte oldu belki 2-3 yıldır da görüşmüyoruz. Bir vesile tekrar ne yapıyorsun ne ediyorsun? Allah çok çok iyi. Ne yapıyorsun? Ya dedi sen dedi zamanında bana demiştin ki de haberleri filan izleme. O da tam tersi. Her haberi süzülüyor sabahlara kadar. Forumlara işte o tartışma programlarını onu izlemek lazım, bunu izlemek lazım diyen birisi. Kafası da azıcık çalışıyor filan. Dedi ki ben 2 yıldır dedi ne haber seyrediyorum ne şey yapıyorum dedi. Ne internete giriyorum. O kadar rahatım ki dedi. Allah Allah dedim ya. Kitap okumanın neticesine varmış. Tek. Diyor ki ya ne kadar rahatmışım diyor. Diyor şu an diyor kesinlikle diyor ne o tartışma programlarına ne haberleri. Hiçbirine bakmadım diyor. Yani hiçbir de ihtiyaç duymadım diyor. Ya, o kadar da rahatım ki diyor. Çok kafam rahat diyor. Bildiğin gibi değil. Şaşırdım ya adam. Bak. 2 yıldır görmüyorum. 2-3 yıldır görmüyorum adam. Ya Kolombiya şey adamın şey. Bak beni 5 dakikalık şey duman etti. Allah şahit olsun yalan söylüyor sana. Kafam o kadar zor durumdaydım. O kadar zor durumdaydım ki. Yani sıkıntının anlatamam. Bir yeis ki ya işte gençlikte denk geldiğin günahlar vesaire hepsini getirmiş şimdi yapmışım gibi. Yani öyle bir ümitsiz ki hayat intihar etmemek elden değil ya. Allah. Böyle bir hale soktu ya ne yaptım ya. Sonra ne yaptım elimi? Ya Rabbi Müslümanlara yardım et ya. Allah merhamet et ya. Sonra kayıp asır demiş ya. Ya bitmiş. Yani 3. sayfada şak diye vay be. Kuş gibi dolaşıyorum sonra. Bu gözükmeyen Allah Resulü bak o tak diye açtı. Bu ne anlattım? Su attı, enerji attı. Bak hissediyorsun. Ayaklarından, parmaklarından suyun gittiğini hissediyorsun. Mesela beni görenler 3 şey olur. Ya aşırı nefret olur, ya aşırı muhabbet olur, ya hiçbir şey olmaz. Aşırı nefrette yüzü kıpkırmızı olur. Ateş basar. Şeklen kırmızı olmuyor pek ama ateş basar. Böyle sel böyle nefret olur. Veya muhabbet olur vesaire. Niye? Sinyaller birbirine geçmeye başlıyor. 3. maddeyi okuyorum. Aslında bu ikidekinin hani ağaçla tam şeyini ben anlayamadım. Yani akması enerjinin o mucizemsel olması. Yani ağacı mı ortaya çıkartacak? Ağacı ortaya çıkarmak için. Mesela yani ne oldu? Nasıl ağaç ortaya çıkıyor? O şimdi mesela ben... Mesela elinden peygamberimizin suyu attı ya. O hangi ağaç... Şimdi mesela bir şeyi ortadan kaldırarak yaptı. Bir şey oldu. Şimdi bunu nasıl kaldıracaksın ya? Bir mucizeyi peygamberi olacak. Bu şeyi ilaç doktora mı giy git. Bu doktorum şöyle Kolombiya şeyini seyrettim de kafam davul gibi ne der? Yani sen demiyorum da. Şey diyebilir miyiz abi? Sebeplere riayet edin mi demek istiyor bunu? Yani esbaba mazariyet. Yani. Evet. Mesela esbaba mazariyet oluyorsun. Sen esbaba mazariyet etmesi buradaki sıfır değil. Görünmeyen ağacı nasıl çıkartır? Yani şu, gözükmeyen bir enerji var mı bende? Var. Var, gözükmüyor. Ha, o görünmeyen ağaç. Gözükmeyen yani. Ağaç, evet. Onun bir uzantısı da celal. Ha, tamam. Onu aktif ettim bende. Onun bir aktif oldu, gözükmeyen bir ağaç. Gözükmüyor dedim ya. Yani bir doktora ne diyeceğim şimdi gittim sabah gittim acile. Gitsem ya. Doktor bey yani çok iyi. Ne oldu kardeşim? Anlat bakalım. Psikiyatriste soracak. Aile bir ne oldu? Örnek verdi. Allah sabah namazını bekliyordum. Kolombiya mafetsin bir şeyi geldi bana. Onu seyredince kafam dar. Nedir? Kolombiya. Adam rezilliği seyretmiş kendisi. Kolombiya mafetsin seyretmiş. Kafam davul gibi. Ne oldu davul gibi? Söyle bakalım. Ondan sonra o davulun fikirsel ve hissel bir karşılığı var. Sıkıntıda kalmadı. Fikre dönüştü. Ümitsizlik verdi şimdi. O enerji bak nereye yarayacak? Ya cinselliğine vuracak, ya öldürecek cinselliğini, ya çok aktif edecek, ya adavet olacak, ya eşi varsa bak. Ya düşmanlıkla böyle çıkıyor. Yani o tahliye olması gerekiyor o ağaç. Şimdi o enerji toplandı mı? Toplandı. Nereye tahliye olacak? Allah Resulü'nün tabirini söylüyor. Sizi diyor tam şey böyle diyor korkunç böyle bir sık şey öfkeyi bir kelamla yok olmasını ister misiniz diyor.
öfke patlamasına gelmişsin. Daha patlamamışsın. Tam metni bilmiyorum ama yuvarlarını söylüyorum, anladım. Öfke patlaması, onu bir kelamla yok etmek ister misiniz demiş. Sahabe şaşırmış, nasıl olacak ya? Besmele çekin diyor. Ha, öfke nedir? Kızmak şeytandandır. Şeytan da bu. Bu getirdi mi? Ben ne yaptım? Ve mazalala pat diye onu ortadan kaldırdı. Şimdi o gözükmeyen ağaç neyle elde ettim? Kolombiya fiyinde elde ettim. Oysa Kolombiya fiyinde buradaki celali aktif etti o dalı. Gözükmeyen ağacın bu şeysini, günahlarını. Ondan sonra peki nerede kullanılacak o enerji? Yeis oldu mu? Ondan kurtulmak istiyorum. Bastı. Ya hanıma saldıracağım, ya eşime saldıracağım, ya çocuğa, ya da ya Mehmet hatırıma gelecek. Ya bırak Gafur ya. Zaten şöyle, Mehmet şöyle. Ona ben kendime saldıracağım. En tehlikesi de o. Ümitsizliğe atacak. Ben zaten adım ya kabiliyetim yok ki. 70-75 lemalarda diyor ya. Sen de zaten hayra kabiliyetin yok ki sen zaten. Bu kadar okuyorsun, okuyorsun, gidiyorsun da ne oluyor ki? Hiçbir şey olduğum yok diyor. Lan gittin adı bu adresin ya, gitmese tam bitecek. Şimdi bu enerji bir tarafını aktif edecek. Poşetin ön ucunda ne var? Hanımına şuna bak ya, yeter ya. Artık yeter. Tahammül edemiyorum canım. Tamam bu bitti canım. Ettirecek. O kaçakemiyorum ya bunu ya. Bu artık olmaz ya bu iş falan. Yürümüyor veya ya ben artık ahlaksızım birisiyim. Ya geçimsiz bir insanım ya. Nereye gidersem uyuşamıyorum. Derse gidiyorum, işe gidiyorum, şey yapıyorum. Yani bu enerji bir yerde aktif olacak. Başka şansı yok. Ya cinselliğini bitirecek, ya cinselliğini çok aktif edecek. Ya şekeri vuracak, ya tansiyonu olacak, bilmem nereye vuracak, yapacak. Yapacak yani. Bu enerji, gözükmeyen enerji, tahliye ediyoruz. Ben balonu patlattım. Neyle patlattım? Ayetle patlattım. Ama olayı biliyordum. Oradan aldım dedim. Oradan aldım. Ama 10-15 tane dinleseydim Ali, YouTube'da şimdi 5'i. Hangisinden aldım bilmiyorum. Aldım işte. Veya hiç kimse ihtimal vermez YouTube'dan aldı. Ki ihtimal vermez. Ne? Ya gıdaya verir. Oo sen doğal beslenmiyorsun. Veya olumsuz bir sürü seyirci. Hayır değil. Kardeşim o elde ettiğimiz şeyler ya celal veya cemal gözükmeyen ağaç dalını aktif ediyor. Hasan abi bir şey itiraf edebilir miyim? Yani bu size de müjde olsun Hasan abi. Bu çektiğiniz sıkıntı var ya ancak çok. Üçüncü rekatta atabildiniz. Aa vallahi. Bu aslında sizden değil Hasan abi. Hani bir kardeşinize gelen sıkıntı size de yansıyor ya Hasan yansıyor. Abi. Aynı durumda ben o Escobar filmini tamamını seyrettim. Siz beni temizlediniz farkında olmadan. Siz beni temizlediniz farkında olmadan. Bunu söyledim ben. Allah razı olsun. Şimdi bunu anlattım şeye. Biz değil sinema olur. İnan bana yalan da yok. Yalan nasıl kafir. Ne dedi biliyor musun? Yanında kalın şeye. Ne oldu dedi. Bir şey yok dedi. Niye kızarmışsın dedi. Mesela başıma böyle böyle bir hal geldi. Dedi ki o sen değildin dedi. Kesin gafur abi dedi. Yok öyle. Bak böyle şöyle dedi. Bir şeyi anlatmıştım. Şu ayeti de çok etkilenmiştim. O da çok acayip olmuştu. Allah Kur'an'ında Tövbe suresinde hazır mısınız? Yaslanın bir müjde geliyor. Ama korkunç müjde. 119. ayet. Onu anlatmıştım. İzahını da yapmıştım. O onu kullandı. Kullandığını da anlatacağım. Tövbe 119'a diyor ki salih olun, dindar olun, havada uçun, kamil falan demiyor. Salihlerle beraber olun. Salih olun demiyor. Şuraya bak, müjdeye bak. Elhamdülillah. Onu indiren Allah'ın zatına hamdü senalar olsun ki o nasılsa en iyi bilen yine O'dur. Mesela zina yapmayın demiyor. Yaklaşmayın diyor. Tamam mı? Salih olun demiyor. Çünkü beceremiyoruz. Peki, dayı dedi, Salih kimdir dedi şimdi Salih. Şeyi de biliyor, şahsi manevi, şahsı yok. Kimdir dedi. Bir taraf seni dedi, seni dedi salih bilirler. Ay böyle dedi. Ama dedi bak ben senin yanında kaldım ne kadar şey eksiklerini görüyorum. Sen dedi bana göre salih değilsin dedi. Ben tamamen kusursuz manasında. Tamamen kusursuz. Ancak Resulullah olur. Dedim ya belki de onun yanında olsaydı bazı insanlar ve ben mutlaka onunla da kusur bulurduk. Hikmetini bilmediğin esnaf-ı izamın bazı hareketlerini kusur diyor. Tevrat-ı Tisa'da geçiyor ya. Hikmetini bilmiyorsun sana göre kusur ama doğru yani. Çünkü sen yanlışa alışmışsın. Tamam mı? Ondan sonra doğru yolu veriyoruz. Adam gidiyor
uyduruk, nişastalı yoğurt diyor. Yoğurt yok ki piyasada. Nişasta. Doğruyu veriyoruz. Ya bu ekşi diyor. Bu uyduruk diyor. Çünkü uyduruğa alışmış. Salih yok ki dedi. Tamam. Bak dedi. Bunlar. Salih kimdir biliyor musun? Ustad diyor ki şahsı kemalat yok. Biz bir şahs-ı manevinin bir azaları hükmüyüz. Senin bir sıfatının, bir sıfatının, bir sıfatıyla yükünü orada oluşan realite, nefs-i emirde olan bir mahluk var. Canlı ve ruhludur ama atomsal vücudu yoktur. Nur cemaatinin mazisi mustakbeli, kuzeyi, güneyi vesaire bütün salih amellerinin yükünü toplanmış olduğu bir ruhani bir varlık var. Akılların toplamı, toplamı kadar akıllı. Şuurların toplamı kadar şuurlu. Ruhların toplamı kadar şuurlu. Doğru eylemlerin toplamı kadar doğru iş yapmış bir şahs-ı manevi var. Biz onun azaları gibiyiz. İşte onunla beraber olun. Dedi ki bu şahs-ı maneviyle nasıl beraber olacağız? Yani dinlemekle, okumakla, yazmakla, 5-10 dakika Risale-i Nur'la meşgul olmak, namazın akabinde tesbihati yapmak, şahs-ı maneviden istifade etmenin kesinlikle şartıdır. Vesvese eden vesvesesinden vesvese etsin. Vesvese, niye bazen diyorum, niye vesveseli adama diyorum ki, niye vesvesenden vesvese etmiyorsun? Ha, nedir o? Şahs-ı manevi acaba bizi iş yapmış mı? Şahs-ı manevi seni kabul etmese tesbihat yapamazdın. Yapabiliyorsan, yapabiliyorsundur. Seni kabul etmiştir. Tesbihatı yapmıyorsan, Allah selamet versin, öyle yapman lazım. Tamam? Türkçesi var vesairesi var. Ha şimdi salihlerle salih olun demiyor. Bakın çok tuhaftır. Salihlerle beraber olun. Salihlerle beraber, şahs-ı maneviyle beraber olun. Ya tut ya bu hizmetin ucundan ya. Tut işte bir kalem şey yap. Bir faturayı yatır, bir yeri süpür. Musluk akıyorsa dersen de bir contasını değiştir. Ne bileyim bir hizmetin bir ucunu tut ya. Bari Allah'ın istihdam ettiği, dinine hizmetçi seçtiği kişileri de bari en azından sev. Hadiste de var, kişiyi kurtarmak için Allah sana bağırırken soracağım. Benim sevdiğim alimlerden kimi tanıyorsun? Bak ne diyor Hasan abi ya? Evet. O Fethül İvali, Fethül Cental abi, orada da aynısını diyor. İlk önce salih kullarının arasına gir. Bak. Sonra. Evet, aynen. Yani çok tuhaftır yani. Bak, salihlerle beraber ol. Çok tuhaf değil mi olsun? O zaman işte o dedi ki, ha şimdi, ha ona geleyim. Bunu izah etti. Dedi ki, o sen değildin dedi. O sıkılan, lan ne ben değildim diyeceğim de diyemiyorum. Kimdi dedim ya ben şuradan. O fena fiil, anlattım ya, fena kardeş, fena fiil, ihvan. Fena olmuşuz kardeşlerimiz. Dedi ki, ustadın dedi, anlatmışım daha önce, 9 tane dişi bir gecede düştü. Niye düştü? Alem İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum diyen ustad, sıkıntıdan 9 tane dişi bir gecede düşmüş. Abi sen sıkıntısı değil. Alem İslam'a indirilen darbelerden. Sen nereden bilmiyorsun ki o saatte seninle alakadar çok yakın bir Dima kardeşin çarşamba ve Yasin'i takip eden şeylerden senden himmet beklemiş. Ya o himmet işte aslında değil de onun yarab vesilesi dersleri vesaire diyen bir tanesi çıkıp da onun sıkıntısını sen hissetmiş olamaz mısın dedi. Kesinlikle öyle abi ya. Ondan sonra inan böyle bir şey oldu bu sabah. Onun için heyecanı var bende. Evet. Onun zevki var yani. Bir şeyi muvaffak ve anlama, anlamlandırma. Anlama ve anlamlandırmaya vesile oldu bu hadise ve bunun şeyi oldu. Biraz da için devam edelim. Dedim ya bugünkü ders çok çabuk bir şey. Çok hoş. Daha şimdi dur. Bu gözükmeyen ağaca yeni yeni giriyoruz. Bak neymiş. Bak mucizeymiş gözükmeyen ağaç. Kafamdaki yoğunlaşmış haramların fiziksel boyutu, enerji haliymiş gözükmeyen ağaç. İncir ağacı. Bak görüyor musun ağaç? Ağacın dalı neymiş abi Osman'ın? O günahın veya şeylerin, gafletiye sokan şeylerin bendeki enerji boyutuymuş. Müsbeti de olur. Mesela müsbeti de şey var, mutfakta baktım çalışıyor bir şey yapıyor ama Kur'an çalmış. Kur'an çalmış ama öyle bir makamı da hiç görmemiştim efendim. Ders çalışıyorlar, bıraktım kalemi, o kadar da zevk aldım ki bu da müsbeti işte. Onu çıktıktan sonra keyif aldım öyle. Onu seyrettim, beni sıktı, onu hocam, ne tuhaf ya veya bende mi bir manyaklık var, taassup var. Üçüncüsü. Abi Musa Aleyhisselam,
Hızır'ın peşinden gitmiş ya, bazen hikmetini anlamamış yaptıklarını. İşte Hızır, Hasan abi ikizimiz derken kasıt bu aslında. Aleyhisselam, yani Musa ikizine tabi olmak zorunda. Yani Hızır'a tabi olmak zorunda. Olmaması mümkün değil. Ne diyor biliyor musun? Şey diyor ayette, ya Rabbi tövbemi kabul et, bana ilim neredeydi, nerede şey yapmıştık, ilim ve hikmetimi artır. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَدُدَنْ خَيْرًا كَسِيرًا Kime hikmet ilmi verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Onu ben şey yapayım, dur. O şey çok güzel, şurada herhalde, dur nerededir diye, bakayım şurada. Dima, fikir ve hikmet, mahalli, kalp, sevgi ve muhabbet, aşk ve şefkat üreten bir sistem. Dima ne üretiyormuş? İlim ve fikir hikmeti üretiyor. Kalp makinesi sevgi, muhabbet, aşk, şefkat üretiyor. Sen ruhunla bunları ceme getirirsin ki kamil insan yolunu budur. Kemalat yolu budur. Yani Allah'ım ilmim ve hikmetim artır. Yani avamın boğulmasına, isyanına sebep olan hikmetini bilemiyor ya zahirdeki icraatlara. Sen onun arkasına geçmenin adıdır hikmet. Hikmet sahibi olmak. Yani hatta diyor, onlar diyor üzüldükleri zaman avam şöyle şey, onlar üzülmezler, mahzun da olmazlar diyor. Onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. İşaretçiler de var ya, olayın arkasına. Bu hikmettir. Yani zahirde duyduğumuzun, gördüğümüzün arkasındakileri görebilmenin adı hikmettir. Bu zata da hikmet ehli denir. İlim ehli değil bu. İlimin ilerisi bu. İlim ehli herkes olur, hikmet ehli herkes olmaz. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَكَدُوا تَيَا خَيْرًا كَثِيرًا Risale'de geçiyor. Ledun mu deniyor? Ledun'u daha açayım. Yok. Ledun'u daha enfusi. Bu hikmet, dima. Yani olayın arkasında Allah canibinden kudretin azameti altında bakmak, ledun'u ise ruhsal bir yapıda yaşamak. Orada huzur. Huzur etem. Devam edelim abiler. Şu gözükmeyen ağacı bir sekizde tamam. Maddeyi. Üçüncü madde. Geylani'nin ve emsallerinin maddi ve manevi gaybtan meyvenin koparılması bu gözükmeyen ağaç vasıtasıyla her tarafımızı nasıl, nerede koparmış? Şöyle diyor. Lemalar 285. Size gönderdim deftere. Cep telefonunuzda 321. sayfadan okuyorum. Lemalar 281'de bak ne diyor. Bir de okuyorum cümleyi. Geylani'nin ve emsallerinin Ustad Bediüzzaman gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi maddi ve manevi gaybta meyvelerin koparılması, koparmaları şuna benziyor. 281 lemalarda diyor ki, hem alim-i bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber, bakın gözükmeyen cennetin ağacına bakın, bak bir daha, alim-i bakiden ve dar-ı bekadan ve bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daire-i tasarrufatı perde-i şehadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış yaymış. Perde-i şehadet. Her tarafta nurani bir surette uzanmış yaymış. Sani Hakim-i Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl insanın başında yerleş, örnek veriyor şimdi. Nasıl cennet nasıl yayılmış ona örnek veriyor. Nasıl insanın başında yerleştirdiği duyguların merkezleri ayrı ayrı olduğu halde mesela tasarruf var bir şey, tasarruf var, taakkul var, tasdik var, taahhüt var ama bunun bir kuvve burada veya çekirdek ama bunların karşılıkları alemler birinden ötelerde ne kadar farklı duyguların merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufuna alıyor. Öyle de bu insan-ı ekber olan, bak insan-ı ekber kim? Bu insanı şuna diyecek şimdi. Bu insan-ı ekber olan kainat dahi, büyük insan, mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor.
onlarda ciran eden ahvalin, mesela alim İslam'da sıkıntı olunca sana, mesela bazılarına bir anda ümmetçiysen, ümmetle alakadarsan durup dururken bir sıkıntı olur. Bil ki seninle değil, alim İslam'a yapılan bir zulmün sıkıntısının sana pay edilmiş, payına o kadar düşmüş. Büyük adamsan 9 tane dişin düşer. Bir şeyin varsa işte Yasin'in 3. sayfasını ancak patlatabiliyorsun. Alem İslam'a indirilen, darbeden, hasıl olan sıkıntının pay edilmiş, şuurlu Müslümanlara pay edilmiş ki bunun bedeli olsun diye, mukabele etsinler diye. Şimdi bir de bakın böyle, binler alemleri ihtiva ediyor. Onlarda ceyran eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyatı ve hususiyatı. Bak, hadiselerin külli 2, cüziyatı 3, hususiyatı ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o cüzler, cüzi ve yakın yerlerde ve külli ve azametliler, külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen cüzi ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilirse o hadise işitilir ve o meyve de kopartılır. Her yerde var çünkü. Şöyle elini uzatıyor, gelen elini buraya gözükmüyormuş. Bismillah ya hay diyormuş. İsmi azamı haydır. İmam-ı Rabbani'nin galiba kayyum. İmam-ı Azam'ın ad ve hakem değil mi? Böyle bismillah ya hay dedi. Burası gözükmüyormuş. Nerede? O meyve dersten sonra tebörken veriyormuş böyle. Ne diyor? Fakat bazen cüzi ve hususi bir hadise. Geylani meyve koparması cüzi ve hususi hadise. Nasıl oluyor? Büyük bir alemi istila eder bu hadise. Hangi köşede dinlenilirse o hadise işitilir. Hem haber olur hem fiil olur. Devam ediyorum. Üçüncü maddenin devamı 8 tane madde olacak. Buna başka bir delil. Sözler 435. Gayet büyük ve garip ve gayet yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki. 1. Gayet büyük. 2. Garip. 3. Gayet yaymış, çok. Hani okyanusta olan adamın 3 tane şey var ya, dibi derin, evet. Okyanus geniş, evet. Yukarıya yüksek. Yüksek. Şimdi bak, gayet büyük, garip, bak yüksek ve garip. Ve gayet de yaymış, acip bir ağaç farz ediyoruz. Büyük, garip, yaymış. O ağaç geniş bir perdeyi gayb altında bir tabakayı mesturiyet içinde saklanmıştır. Yani şu tabakayı mesturiyet içinde burada duruyor. Bakın görüyor musun? Evet. Mesturiyet içinde. Yukarısı bir adam var. Var böyle. Evet. Saklanmış diyor. Tamam mı? Bu insanda. Şimdi buradan bir şey koparmaya gerek yok. Buradan koparıyorsunuz zaten. Koparıyorsunuz zaten. Hatta mesturiyet içinde saklanmış. Şu anlar 15. Gene o ağaçtayız. Beşerin bu arzuyu beka gibi. Niçin insanlarda arzu var? Arzu beka. Mesela bu adam burada, bu dalın bir karşılığı şurada ya, bunu beka istiyor. Demek ki bekanın tak altındayız yani. Bekanın tak, beka istememizin sebebi o bekanın paraleliyiz. Ne varsa bizde var. O istek isteğim zannediyorsun, o aslında o. Diyor ki bak, şu anlar beşerin bu arzuyu beka gibi. Ebed tarafına uzanmış ve aklar aleme yaymış binler menfi ve müsbet arzuları var ki, menfi ve müsbet, kurumuş dalları ve canlı dalları, celal ve cemal dalları varmış. Dalları. Gene devam ediyor, zenginlik olsun diye külliyattan 5-10 tane farklı noktalardan, kelama geleceğim şimdi, kalıba. Kelamı da yeni iş yapacağız şimdi, kelamı çok hakkında ders yaptık, bak buymuş yani, kalıpmış. Mektubat 9. Hem perde-i gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek, göstermek için. Yani cennet alemleri dünyaya yaymış ama dünyevi gözle gözükmüyormuş. Bir de okuyayım. Hem perde-i gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesini getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmu indallah
ahiret alemine ait menziller. Bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayatın işaretiyle ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Nasıldır diyor? Yazın şiddeti hararetine min feyhi cehennem denilmiştir. Oradan akıtılıyor. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Çünkü niye? Büyük, garip ve yayılmış olduğundan 538 sözde mutlak ve muhit bir şeyin ihatası olmadığı için, yani mutlak ve muhit olan bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığından ihatası olmuyor, gözükmüyor. Ama buradayız. Mesela şu anda ışığın ihata edip ışığı görmüyor. Vardı yani abi, iki boyuttaki birisinin üç boyutlu şeyi görememesi. Ya da çok cüzi bir nokta gibi görüyor. Aslında o küre. Yani o da orada, o aynı yerde. Onu boyut farkında, boyut farkında. Ha, bir çizetimi de yapmıştık, o videosu da vardı. Mesela ellem boylam. O da güzel şey. Yani akla yakınlaştırıyor bunu. Evet. Şu ellem birinci boyut ve ikinci boyut. Burada para olsa, bir adam da burada dursa. Yani bu kağıttır ya. Bu kağıt, bu da kağıt. Buradaki parayı, bunu görebilir ama burayı göremez. Çünkü bu kadar mesafe var. İki para arasında. He? İki para arasında. Evet, iki para arasındaki mesafeyi göremez. Çünkü bakın, bu kağıt, bu da kağıt. Bu iki boyut, bu da iki boyut. Görebilmesi için üçüncü bir boyut olması lazım. Derinliği olması lazım. Hepsini ihata eder o zaman. O aradaki bütün mesafeyi ihata eder. O zaman ihata eder. Yani bu, yani en ve bu. Haber. Bak. Orada, orada. Ama aynı seviyedeysek göremez. Yani bir insan bir şey görebilmesi için en azından bir boyut üstünde olması lazım. Ateist bir profesör, Müslüman oldu, İngiliz biliyorsunuz. Pink ve Cen hadisesi var İsviçre'deki. O deneyden sonra Higgs, yani tanrı parçacı diyen zattır. Zındık birisiydi. Diyor ki, bu beyanatın bir tanesini okuduğum için merak ediyorum. 12. boyut Tanrı'dır diyor. Varlığın 12. boyutu Tanrı'dır diyor. 11 boyuta kadar belki olabilir ama 12 bilemeyiz diyor. Şimdi yatalı bir göz lazım. Bir boyut üstün olması lazım. Ki görsün. Allah. Mesela adama bakarsın böyle, esnaf gözü. Ben aldanırım, hemen malı teslim ederim. Fakat bir esnaf bakar ki, vallahi ben bunu dediği doğru, vaatleri doğru. Fakat abi bununla ilişki kurma, kafur diyor yani. Ben gözüm tutmadı. Ya. Mesela tapu veriyorlar, Osmanlı'ya gelmişler. Diyor ki, o adamı verene diyor ki, bak para vesaire aldın mı? Bak bu adam gözüm tutmadı, evet. Vaatleri şey ama, niye? Tecrübe var. Başka bir boyutu anlatmaya çalışıyor. Tamam. Başka bir boyut. Mesela ben değil adamın tipini, kürsüye doğru bir adam, hoca gitsin, elindeki kağıt, bağza doğru gitsin, inanç tipini görmeyeyim. Yürüyüşünden kürsüye çıkarken eşin ehli mi değil midir? Yani bilerek mi çıkıyor, bilmeyerek mi, oyalanmıyor mu falan, yürümekten anlarsın. Esnafa söylüyorum bunu anlaması için. Kapıdan girer girmez bu adam mal mı soruyor, araştırma mı yapıyor, parası mı var, taksit mi alacak, peşin mi alacak, anlarım diyor. Doktor, değil mi? Bu kadar hasta gele, vesvese midir, hakika hasta mıdır? Oturduğun zaman böyle yapıyor. Anlarım diyor. Tabii adam işi bu. Sarraf olmuş. Her gün belki 10 tane, 15, 20 tane de hastan geliyor. Ya? Tabii adam hakikaten vehim mi, hakiki mi? Belli yani. Herkesin işine ehlidir. Yani bu boyut meselesi de böyledir. Sen nasıl onun hakiki midir, değil midir, benim mi? Nasıl anladın doktor bey? Ömrümü verdim kardeşim bu göz için. Bu gözdür. Ben 40-50 sene, 40 sene vermişim bu işe. Tamam? Bu şeylere. Bu başka bir gözdür ya. Bu gözükmeyen ağaç. Nereden çıktı kardeşim? Nereden gözüküyor? Ya bu başka bir göz işte. Ağustat da koymuş. Şimdi zaman da abi dördüncü boyut. Bir onu not almıştık da. hayatımızın tamamı dört boyutlu. Yani biz, yani bütün zamanımızı biz bir anda görebilirsek dördüncü boyuta çıkmış oluyoruz. Evet. Yani zaman dördüncü boyut diyoruz. Evet, dördüncü boyut. Ama evet. O nasıl?
biz bütün hayatımızı bir anda görürsek dördüncü boyuta geçmiş oluyoruz. Mazi ve müstakbel hepsini ihata edersin. Edersek. Edersen dördüncü boyuttasın. Ama biz dördüncü boyutun anında müttaliyiz. Üçüncü boyutta bir anıyla şeyiz. Ama dördüncü boyun tamamına yapsak dördüncü boyuta geçmiş oluyoruz. Yani. Zamanın tümüne hükmedebilirsek. Evet. Yani benim geçmiş gelecek bütün hepsinin birden ihata ettiğin anda dördüncü boyuttasın. Biz mazi ve halde ancak şeyimiz var. Geleceği ihata edemediğimizde üçüncü boyuttayız. Yani dördüncü boyut, üçüncü boyuttaki an olarak gözüküyor. Evet. Dördüncü boyut, üçüncü boyutta an olarak gözüküyor. Aynı o çemberin şey yani ikinci boyuttaki o küreyi bir nokta gibi görmesi, biz de zamanın bütününü bir yani bizim boyuta değdiği anla ancak müttaliyiz çıkamadığımız için an olarak görüyoruz. An. Azrail cidden seviyorum. Mektubat 10. Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verir, cehennemden nar ve hararet göndersin. Bak. Gözükmeyen alem, mesela savaş uçaklarında benzini bittiği zaman havada yakıt ikmali yapılıyor, yere inmeden. Şimdi cennet ve cehennem, güneşte nur var, bir de nar var. Bitmesi lazım. Biz görmüyoruz o alem ama gözüken güneş. Ne yapıyor? Cehennemden nar, cennetten nur akıtılıyor şerbi. Benzin ikmali yapılıyor havada. Görmüyoruz ama bak bir daha. Yani alemi nur olan, ortadan aldım cümleyi, alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Çok acayip. Ağaç çalışıyor. Ağaç çalışıyor. Başka mesela, oraları görmek istiyorsan diyor, hücreye bak. Yıldızlar kadar gözün olursa oralar gözüküyor. Yani büyükşehir çalışıyor diyor ya. Evet, büyükşehir sen çalışıyor. Sen görmüyorsun ama bir sürü faaliyet var. Yani. Evet. Nar ve hararet ayrı. He? Nar ve hararet ayrı. Farklı. Nur var. Bak şimdi. Nur, nar, hararet var. Nur olan alemce yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Nar ayrı, hararet ayrı ama oradan geliyor. Nur da şeyden geliyor, cennetten. Cehennemden de nar ve hararet. Melek, şeytan. Bir tanesi mesela hararet. Abi, göğsüm yanıyor ya. Abi nefes alamıyorum ya. Çok kötüyüm abi. Bu hararet. Nar ise bizzati fiili ateş. Yıldızlara geliyormuş. Şimdi yaslanın dördüncü maddeler geliyor. Şimdi iş kızıştı. Dört. Serbest bölgede düşünce ve hayallerin çekirdekleri oluyor ve oradan çoğalıyor. Bizim gözükmeyen o bizim ağaç istila etmiş ya, bizim serbest bölgeye dalını ciddi atmış. Hem celal hem cemal. Tamam, hem cehennem hem cennet dalını serbest bölgeye atmış. Bak şimdi. Bing bang orada patlama oluyor. Her an bing bang oluyor. Orada patlama oluyor. Tıpkı aleyhissalatü vesselam Efendimizin parmaklarına dökülen birazcık suyu büyük ve devama dönüştürüldüğü gibi, yani Peygamber Aleyhisselam'ın parmağına birazcık da olsa su vereyim parmaklarına, o çoğalıyor. Dima, melek veya şeytan. Tamam mı? Cennet ve cehennem, yani nar, nur, o serbest bölgeye bir kılcım atıyor. Yani parmaklarına bir su verin. Ondan sonra Allah Resulü ne yapıyor? Dinleyin bak burayı. Bir damla su koydun mu? Bu suyu çoğaltan Allah Resulü'nün ruhudur. Bu suyu çoğaltan. Onun niye ruhuyla çekirdeğe girdi, suyun çekirdeğine girdi? Ya nasıl olur? Toprak yaptı da Resulullah niye yapmasın? Toprağa bir tane çekirdek atıyoruz. Toprak onun şifresini çözüyor. Dışarıda binlerce meyvede çekirdek yapıyor. Öyle mi? Nesini çözüyor toprak? Onun şifresini çözüyor. O çoğaltıyor. Allah Resulüne bir damla su demek, toprağa atılan bir damla çekirdek gibidir. O çekirdek, çekirdeği ağaç şifresini çözüp çoğalttığı gibi, o bir damla suyu, iyi dinleyin, ikinci örneğim, o Resulullah bir damla suyu çoğalttığı gibi şifresini giriyor. Serbest bölgede, Resulullah'ın parmağı gibi, bizim serbest bölgede melek veya şeytanın attığı bir vehim düşüncesi de onu bizim serbest bölge çoğaltıyor. Çünkü serbest bölge toprak gibidir. Allah Resulü'nün evi gibidir. Şey de bir iki de tahayyül tasavvur ayna demiştik. Bak.
duygunun göremediğini gösteren ayna. Bak neymiş? Beş duygunun göremediğini gösteren ayna. Evet. Serbest mi? Allah için eli gibi. Yani orada her şey gözüküyor. Biz onu bizden zannediyoruz. Biz zannediyoruz deyip onu çokça anlatmıştık. Çok acayip. Bak ayna. Aa şimdi orayı bilmiyor. Tamam mı? Yılan var, akrep var, domuz var. Tamam mı? Oo falan. Şuraya bak lan diyoruz ki kardeşim bu ayna adı. Ne aynası işte var içinde. Şurada, şuradaki ayna da oluyor. 18 bin alem orada gözüküyor. Ha bak ha. O bütün şey. Burada gözüküyor. Ya bu ayna ilk önce şu misal vereyim. Ha. Ya ayna kardeşim burada yılan şey olmaz. Yok görmüyor musun bana doğru geliyor. Lan orada o. Burada şey yapmaz. Şimdi serbest bölge ayna. Aa sana ayna. Bütün alemler, celal, senin mesela cehennem gözükmeyecek mi? İnsan sanırsa o cehennemin de var karşılığı sende. Celal ve cemal aynı paralı yok. İşte cehenneme ait şeyler var ya sende de uzantıları. Onlar aktif olunca bu cehennem imansız falan açıldırıyor. Yani o alemin dalı da var ya bizde. Şimdi Allah Resulü bak, bir damla suyu su değil, suyun şifresine girince onu orada çoğaltması kolay. Nereye benziyor? Toprak çekirdeğin şifresine girip bir çekirdeği binlerce çekirdek yaptığı gibi serbest bölgeye de bir atıyor şeytan. İyi değilsin. Ondan sonra zaten nefis de şey veya melek. Şu anda bu dersi dinleyen siz veya dinleyen kardeşlerim. Sen bu dersten mesela çok meselesi var ama biz onu bilmiyoruz şu anda. Onun kafasına bu derste gözükmeyen ağaçta tak diye bir şey atacaksın. Onlar da mesela Gökhan şimdi düşünüyor, Allah bilir onun halinde neler oluyor. Şimdi onu ne yapıyor? Çoğaltıyor. Resulullah'ın çekirdeği, damlayı su, ırmak gibi yapması, toprağın çekirdeği ağaç yapması, serbest bölge Resulullah'ın eli gibi, toprak gibi atılanı çoğaltıyor. Devam ediyorum. Bak ne yapmış? Efendimizin parmaklarına dökülen birazcık, dışarıdan dökülen birazcık suyu ne yapmış? Büyük ve devama dönüştürüldüğü gibi suyun bir damlası, suyun çekirdeği olma hasebiyle onu kendi aleminde çoğaltıyor. Başka şey, buharın suya dönüşmesi gibi. Mesela buhar nevinde vesveseyi buhar diyor. Buharı bazen sen tahliye edersin, yok edersin, ha bak şey yapıyor. Burada koku yoku diliyor bak. İlle bunun su, mesela siz bu sudan kokuyu, bak bu sudan kokuyu veya şu suyu, şeyi, kokuyu bu odaya dağıtamazsınız. Bir terkip lazım, bir düzenek lazım. Ne yaptık biz bunu? Suya, suyun içine attık. Dağıtmak istiyoruz, ateş verdik. Tamam, suya atarak çözdük. Ateş vererek yükselttik, ayrıştırdık. Bak bu suyu, ben şu kokuyu size hepinize teneffüs ettirmek için bu düzenek. Bunu suyun içine koydum. Tamam mı? Ne yaptı? Çözel. Dağıtmam gerekiyor. Pense ile, tornavida ile ben sudan bu kokuyu alamam. Ateş de alır. Tamam mı? Mesela bir ders yaptık yeni. Küsmek o kadar büyük nimet ki. Çünkü daha büyük bir sevginin çekirdeğidir. Küsünce insan sonra barışınca daha acayip dikkat ediyor. Veya karşındakinin gizli ahvalini en iyi gösteren küsmektir. Gizli senin hakkında sakladığını ortaya çıkartır. Onun için küsmek, Allah böyle bir sistemi niye yarattı? Niye çıkarttı küsmeyi? Küsmek denen bir şeyi Allah yarattı. Niye yarattı? Ben zaten biliyorum diyor. Gafur'un durumunu bana diyor ki sen bilmiyorsun onun durumunu bir küsmek koyayım şey sistemi bir küsüyoruz Gafur diyor ki sen zaten böyleydin bana böyle demiştin falan şöyle oy ben neler yapmışım neler varmış içinde bu birinci yöntem zıt zıttını barındırırmış küsmenin içerisinde muhabbetin katı vardır küstün sonra bir barışıyorsun o muhabbet 10 katı da şekilde muhabbet yapıyorsun mesela peki abi bu kendi alemin burada. Yani bu suyun aktığını, o sudan herkes içememiş mi abi? Evet. Bazısı olmamış, ya uzaktaymış, ya bilmem neredeymiş. Buna emir tabirde delilim var. 120'de diyor ki, benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum. Bak, benden bana. Ben, niye benden bana? Çünkü en çok yabancı ve yabanı, en çok uzak olduğumuz yer...
ben banadır. İnsan bu dünyada yaşıyor zannediyor. Hiç kimse bedeninin varlığına bak haberi yok. Kah bir gadab, kah bir şehvet, kah bir haset, kah bir şöhret, kah bir reis olma, lider olma hissi, fikri, haleti. Tamam? İnsanı kaplar, cesedi onun içinde. Gündelik hayatta herkes o hissin, fikrin içinde yaşıyor. Aslında bedeni bedenimizde iz zannediyoruz. Bedenimizin içinde yaşıyoruz zannediyoruz ama hayır. O bedenimizi bu hislerin içine koyduk. Ne olur bunu biraz anlamaya çalışın. Biz bedende yaşamıyoruz, beden bizde yaşıyor. Biz büyüdüğümüz için hücremiz hayat çoğalmıyor, hayatımız çoğaldığı için hücreler devam ediyor. Yani zahirde araba şoförü götürüyor ama gir içeriye şoför arabayı götürüyor. Yani bir haset, bir gadab, bir öfke, bir şehvet, bir baş olma veya bir merhamet, şefkat, alim. Şu andaki bir ders, hiç kimse şu anda derste vücudundan haberi yok. Şu anda vücudunuz nerede yaşıyor? Fikrinizde yaşıyor, hissinizde ve latifenizde. Şu anda haletin içine bedeni koyduk, bedenimizde haberimiz yok. Ne zaman bedene geldiğimizi anlarız? Beden eğer bu ders biter veya bir haletle, bir hayalle, bir düşünce bedeni hayat yaşarsanız sıkılmaya başlarsınız. Onun için okul mekteplerinde 45 dakikadır ama burada 3 saat devam ediyor. Şu anda biz bedende değiliz, beden bizde. Yani gözükmeyen ağaçta, fikriyatta, hissiyatta, latifede, his ve fikirlerde yaşıyoruz. Yani dünya bedendir, hulasası o haletler ahirettir. Biz dünyada yaşıyoruz gibi gözükürken ya ahiretin cennetini ya ahiretin cehennem haletini bedenimizi içine koyarak yaşıyoruz. Dünyada oraya yaşıyoruz arkadaşlar. Bu haletlerin içerisine bedeni koymuyor muyuz? Bakın bir gadab, bir öfke bedensel midir? Değildir. Bir gadabın Osman, gadabın içerisine vücut girip de vurup kırmıyor, çağırmıyor. Ne yapıyorsun lan? O gadab haleti sarmalamış, bedensel komut veriyoruz. Bedene diyoruz ki yap, kır. Kim, beden niye hareketlendi? O haletle. O halet bizim bedenimizi harekete geçirdi. O haletin içerisine bedeni koymuşuz. Bedenimizin içinde değil o halet. 600 küsürden vereyim, 32 mi? O sözlerde diyor ki, 25'in sözde de var. Çekirdekteki ağacın programı, Ustad diyor ki gövdeden, daldan, budaktan gidip program yayılmıyor. O zaman mekan şey olur. Çekirdekteki program ağacın her tarafında her an olabilmesi için orada teleşşu kelimesini kullanmıyor. Temesul kullanarak çekirdekteki program her ağacın yanındadır. Hiçbirisinin yanında da değildir. Bir anda hepsindedir. Hatırladın mı orayı? Şimdi biz de aslında bedeni yaşamıyoruz, dünyayı yaşamıyoruz. Dünyayı yaşayan çok azdır. Tamam, yaşasa hayvaniyettir, bedensel hayattır. Biz duygularımızı yaşıyoruz, öyle mi? Fikirlerimizi yaşıyoruz. Gadabımızı, hislerimizi, öfkemizi, şehvetimizi, baş olma sevdasını, hırsı, kariyer, para vesaire. Bunlar bir fikirdir, bunlar histir, bunlar bir latifedir. Yani bunlar bir dünyadır, bunlar bir kaptır, kalıptır. Onun içerisinde bedeni koymuşuz, beden onun için değişiyor. Bak namaz bir halettir, siması değişir. Namaz kılan kılmayan, zekat veren vermeyen, zina yapan yapmayan, nurcu, tarikatçı, Kur'an okuyan, risale okuyan siması değişiyor. Niye değişiyor? Bedeni onun içine koyuyorsun. Aslında bedende yaşamıyoruz, beden onda yaşıyor. Dünya yaşamıyoruz. Aslında ahireti burada yaşıyoruz. Ahiretteki ya cehennemi yaşıyoruz, ya cenneti yaşıyoruz veya cehennemi yaşıyoruz. Suretini değil mi? Evet, burası suret. Ama hiç kimse, sen de ben de bedeni hayat pek yaşamıyoruz. Ne zaman anladım biliyor musun? Bedeni ne zaman yaşıyoruz? Ya sofrada ya da cinsellikte. Başka dünya, bedensel hayat pek yok hayatımızda. Değil mi? Yok yani. Mesela bak, Osman'ı seni alacağım. Kaç tane örnek? Masadasın abi, arsa marsa, belediyenin şeylerini yapıyorsun. Adamın aletini falan filan. Yani fikir oluyor falan. Hiç cesedin bile yok.
fikirde bedeni koymuşsun. Beden onun için değişiyor. Bak siman değişti, ne düşünüyordun? Demiyor muyuz? Ne düşünüyorsun ki siman bu? La baba bak rengi değişti işte falan. Korktun mu? Mesela doktorum adam hop konuşuyor, kadın anlatıyor. Hastayım buna mağrıyor falan, doktor bunu bakar gibi gözükürken okuduğu mektep bilgileriyle fenafil kadın oluyor, içine giriyor. Anatomi nasıl çalışıyor, bunu böbrek dalak ilişkileri falan. Hemen o ya doktorum şurama vurdu falan. Doktor o aldığı eğitim konferansı eser, ha burada ne vardı, kadın buraya elini götürdü, burayı anlattı. Ha buradan şöyle de böyle, burayı diyor ama bu aslında budur falan. Yani sen gene bedenini yaşamıyorsun, orayı yaşıyorsun. Tamam mı? Şu anda biz bedeni hayatımız hiçbirimizde şu anda yok. Şu anda gözükmeyen ağacın içindeyiz. Yani kısaca bedeni yaşamıyoruz. Bedenimizin içinde değiliz. Beden bizim içimizde. Biz şu anda bedensel hayat değil, fikriyatımızı, hissiyatımızı, latifelerimizin içerisine bedeni koyuyoruz. Delilim nedir? Delilimiz de o hangi aletin içine bedeni koymuşsa beden ona göre şekil alıyor, değişiyor. Gadaplanıyor, hiddetleniyor, bilmem ne yapıyor, organları değişiyor. Sen bir hayal ediyorsun cinsellik, organlar değişiyor. Tarihi hayat içinde bunlar. He, şimdi dinleyin. Allah'ın boyasıyla boyalan dediği... Bu da bir, evet, Sıbgatullah bu. En zirvesi bu. Şimdi bak, Risale'den geçiyor. Sonra Muhyiddin Arabi'den söyleyeceğim. Benden bana... Yani bu hislerimiz var ya, bu yaşadığımız, içine bedenimizi koyuyoruz. Benden bana, tamam, ben gitmek için, yani bunları bütüne getirmek için nasıl yapacağım? Risale-i Nur yapıyormuş meğer. Muhyiddin Arabi ne diyor? Kendimi, bak kendimi bir gün kendim yitirdim. Yani bu beden hayatıyla sırf uşkurluğumu ve midemi düşündüm. Ne demek? Kendim getirdim. Yine bulan kendimi. Yine bunu barıştırayım. Hani dış dünyada şu. Bunlar kopuk yaşarsan kendim getirdim. Yine bulan kendimi. Şimdi ustad diyor ki hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Yani hiçliğini bilmek hiç olmak için değil, hep olmak içindir. Bak ne diyor Muhyiddin abi? Hep olursun bir gün. Burayı olursun komple. Hep olursun. Ne zaman? Hiç olacak. Hiç edince kendi kendini. Ustad da aynı söylüyor değil mi? Büyük zatlar aynı yeri görüyorlar. Asıllarındaki kullanılan tabir ve usluba göre kelam farklı. Bak, kendimi kendim yitirdim. Şunu yitirdim. Aslında ikizim bu. İkizimi kaybettim. Niye? Günahlarla alakamı kestim. Kendimi kendim yitirdim. Yine bulam kendimi. Hep olmak istiyorsun. Neyle olacaksın? Hep olursun. Ne zaman? Hiç edince kendi kendini. Hep olmak istiyorsan hep olursun. Hiç edince kendi kendini. Olursun. Şimdi devam ediyorum bu şeyi, bitmedi, madde daha abi, bitmedi. Bu ikiz mevzusunda aslında bir üst mertebesi var gibi geliyor. Ben hani şimdi bu benden, bu bene geçtiğimde külliyet kesbetmiş oluyorum. Şunlar şu, evet. Ha, ama külliyet kesbettikten sonra aslında bendeki ondan, ondaki bendeki esas ikizim orada. Bu işte bak. Yok, bu aradaki daha. Bu külliyet kesbetme kısmı. Burası şecere-i ilkat daha. Bizim ötesi var. Abi, ha. Anlatabildim mi? Hani bendeki o var. Ondaki benim ikizim aslında. Evet, o da anlatayım şu. Bu niye bunu dedim? Şimdi Allah 9. sayfa şu anlarda diyor ya. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyende taayyün ve teşahhus ediyor. Hı. Nerede diyor? Olmayan yani. Ene'de. Bu bunu onun için gösterdi. Hı. Yani ene mecul manası değil. Oradaki mesela Allah beni yarattı. Ney mi? Ruhumu, hayatımı vesaire mi? Hangi esma ve sıfat ve şuurlatla yapmış? Değil mi? Aslında yapılan ben. Aslım o. Esma ve sıfattaki. O aslı benim ikizim. O nerede tayin ediyor? Burada. Bununla bu. Yani bendeki o burada oldu. Ondaki ben. Yani bunun daha üstü
Esma ve sıfattaki karşılığım dediğin gibi, evet. Bunu yürümek için bu. Bunu da göster. Kavseniz yani. Kavseniz. Şunu da bitireyim alacağım abi. Bak. Allah bizi, biz yokken Allah'ın ilminde vardık. Allah sonra bilmez. Tamam, Allah zaman ve sırayı bilmez. Biz Allah'ın ilminde vardık. Allah kainatı yaratmadan önce, beni yaratmadan önce Allah'ın ilminde vardık mı? Nasıl vardık? Bu yarattığı şeklinde size vardı. Neler yaratmışsa, yaratacaksa hepsi Allah'ın ilminde vardık. Allah'ın bu ilmindeki benim astımdır, o benim ikizim. O Allah'ın ilmindeki ne? O onda, o olan Allah'ta ben var. Ben. Oradaki oluşan benim. Allah'ın ilminde olan ben, ondaki ben, ondaki ben, ben de tayin ve teşahhus ediyorum. Bendeki o. Peki burada şu altta bendeki o, ondaki ben üstteki diyebilir miyiz? Doğru olur mu? Olur. Ama içindeki tayinle beraber derse. Ama bunu ne demek anladın? Ne demek? Ben gurur, kibir manası değil. Tayin ve teşahhus etmiş halini dersem denilir. Ha bu ama bitti mi? Bendeki o, ondaki ben, benim ikizim daha değil. Bendeki o var ya, onun ilminde, onun ilmindeki ben, aslı ikizim o. Ha, asıl o değil mi? Tabii. Tamam. Aslı ikizim ama bu makamda bu. Bir dakika, bir daha tekrarlar mısınız? Tamam bak şimdi. Benim Allah oraya gidince bunun ne olduğunu karıştırıyor. Yani. Yok karıştırma, çok bana şey, bu oraya gitmeyin diye bunu şey yap. Tamam. Bu herkesin yolu. Şimdi bak abi, Allah varken hiçbir şey yoktu biz. Ama Allah sonradan bilmez, beni biliyordu. Ezeli ve ebedi Allah'ın ilminde vardık. Tamam. İşte o Allah'ın ilmindeki benim varlığıma 756 şu alarda ezel ve ebed hayat nurunda medet alır diyor. Ezel ve ebedi vardık diyor. Tamam. Allah'ın ilminde, şuunatında, ismasında biz ezeli ve ebedi vardık. O, Allah o. Hu, Allah da onda ben var. Yani ilminde ben vardım. Ama yaratılmadım. Ondaki ben. Bir bardak su ver. Allah razı olsun. Tamam bak şimdi. Bir daha anlatıyorum. Sen hiç. İslam'ın. Allah'ın ilminde hepimiz yok muyduk? Allah'a ne deniliyor? Kulu vallahu. O. Onda ben. Ondaki ben. Tamam mı? Hı hı. Tamam. Şimdi bak. Evet abi. Dinliyormuş. Ha. Sonra yaratıldım. Eni yarattı. Eni. Orada Allah teayyum ve teşahhus ediyor. Değil mi? Ha. Bendeki o. Tamam. Tamam. Ha. Bendeki oyla ondaki ben. İkizim o. Aslı ikizim o. Tamam. Tamam abi, o zaman Allah aşkına bunu hazmede gidelim. Acele etmeyin ilerlemek çok için. Çok konuşu şey hızlı yapıyorum ki. Çok yapmayın. Bunu birinci proşede bitirin. Sen yap bitirmeyin abi ya. Bitirmeyin abi. Şimdi Hasan abi. Bitirmeyin. Ha, bu arada bana bir şey verir misin? Zencefiller şey. Kaynat abi ama. Bir ufak şurada oynamayabilir miyim? Tamam. Şimdi bakın Hasan abi. Bir Mısır'ı siz çok örnek verirsiniz. Mısır. Tek bir Mısır. Ateşe attığımız zaman o içini boşaltıp genişler kocaman olur. Evet. Artık kocaman patlamış halini eski halini düşünmezsiniz. Veyahut da bir şu çiçeği düşün Hasan abi. Özünde baktığınız zaman, Hasan abi bakın. Şu çiçeğe baktığımız zaman normalde bir çekirdek. Bir çekirdek. Eğer biz, yani biz bunu bu şekilde, ya bu şekilde dışa açacaksın görebilmek için ya da o çekirdekteki halini, halinde bunu görebilmek için o programı kendinde açacaksın. Evet. O çekirdeği kendine, o çekirdeğe gireceksin. O çekirdeği Hasan abi. Yani bu böyle. Şimdi, yani böyle bakacak olursak Hasan abi, şimdi bu çekirdeği aslı Nur Muhammed'i. Tamam mı abi? Şimdi bu çekirdek burada yok mu? Burada yok mu? Heh. O zaman abi, şunu şöyle. Böyle çizip, böyle de devam ettirdiğimiz zaman Hasan abi. Bütünlüğüne, şu yeşil bütünlüğe bir çekirdek, asıl çekirdek bu. Bakın, bir çekirdeğin içine bir şimdi girdik abi.
Evet. Bir çekirdeği dışarı açtığımız zaman. İstediğim buydu. Yani şu küçük benden bu büyük şeye küllek kesbetmek aslında. Ondan bu sonra ondaki bene muhatabiyet başlıyor gibi. Küllek kesbetmen lazım evet. Önce. Yani bir bendeki ona gidiyorsun. Peygamberimiz de miracı öyle olmadı mı? Kendinden gitti. Şu yani şeye, şu çekirdekten gafurun çizdiği çekirdek. Miraca çıktı. Miracın da küllek kesbetti. Ondan sonra ondaki benle yani miracını yaptı, mülaki oldu. Ama ilk önce külliyet kesmedi. Evet. Sen bunu anlatıyor gibisin. Şimdi bakın, şimdi Muhittin Arabi'nin söylediği vardı ya sana, az önce söylediğiniz ben sözü. Kendimi, kendi elimle kaybettim. Şimdi bakın, bir burada Hasan abi, şimdi büyük, şimdi buna Nur Muhammed'i veya Mecul diyebiliriz, şu bütünlüğüne de diyebiliriz. Tamam mı abi? Evet. Ama şu bütünlüğün içinde bir ben var, bir de bunu hiçliğini kabul ederseniz bir ben var. Evet. Anlatabiliyor muyum sana bir? Yani bu buradayken, evet. Buradayken eğer hiçliğini bilme nispetinde bu oluyorsun. Bu oluyorsun. Onun içindeki detayı bu şekilde. Heh. Bunun bir üst versiyonu daha var değil mi? Evet var. O esma ve sıfatta. Bir üstü daha var. Bir üst ikizi görme de var. Evet. Bir ikizi de evet. Ben annemle onu demeye çalıştım. Şimdi Hasan abi, bütün bu kelam peygamberlerin de ikizi olmuştur. Peygamber Efendimizin, Aleyhisselam Efendimizin Ahmet Aleyhisselam'ın ikizi de Hasan abi Muhammed oluyor. Evet. Benim de ikizim Hasan abi, herkesin Allah'a birdir. Ama herkesin Rabbi farklıdır diyorsunuz ya sana. Benim ikizim aslında herkesin ikizi bir aslında. Herkesin ikizi Muhammed Aleyhisselam Efendimiz. Evet. Herkesin ikizi. Ama ne kadar? Bende uyandığı kadar benim ikizim. Evet, evet doğru. Şimdi benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum diyor ya. Anladık mı abi? Aslında gündelik hayatta bedeni yaşamıyoruz, burayı yaşamıyoruz, bedende değiliz, beden bizde. Anladın mı? Bu zaten ahiret yaşıyoruz. Ha? Ahireti şu anda, yani ahiret nerede? Haletinde. Ahiret dünyanın neresinde? Bedenin haletin, bak, bedenin haletinin neresinde? Bedenim haletimin içinde. Dünya ahiretin içinde. Ruhun nerede geziyor? Hangi halet? Anladım. Peki niye göremiyoruz? Mutlak ve muhit olduğu için 538 sözler mutlak ve muhit olduğu için ihata edilmediğinden yani şu anda ruhumuz bedenimizde değil. Bedenimiz ruhumuzda. Çünkü beden ruh bedenin sağında, solunda, altında, üstünde değil. Dışında, içinde değil. Yani bedensel halet var ya, halet, merhamet, şefkat. Mesela şöyle şefkati, aşkı şey yaptım. Bedensel bir halet değil aşk. Aşk, ikilim var. Şefkatta teklik var. O oldum fikre. Niçin intihar ediyorlar aşıklar? O tamamen o sarmaladı. Fikren isen İçindeyim. Ama o beni terk etti, reddedildi. Bedensel hayata geldim. Allah! O böyle bir şeyin içindeyken beden hayatına gitmeyen yanımda yok, terk etti beni. İşte intihar etmenin sebebi bundan çıkmak istemeyişimizden, bundan çıkıp buraya gelmek istemeyişimizdendir. Cehennem de öyledir. Cennet de öyledir. Şimdi devam ediyorum. Ahiret aynası dünyadır. Ahiretin aynası. Ahiret aşı dünyadır. Olma, üstad diyor da dünya alemin kaygıları aynasıdır. Olması gereken ağacın altına ayna koyarsan ağaç ters göründüğü gibi şu. Burada ters çekiliyor değil mi? Ters göründüğü gibi.
şeyler var ya abi, hemen hayalimizde canlansın. Şu göl resimleri çekiliyor. Çok böyle yansımayı net çektiklerinde harika. Altı mı gerçek, üstü mü şey anlayamıyorsun. Anlıyorum, harika. Yani hayalimiz daha şey yapar. Çok güzel misal. Çekiyorsun, dağlar var çok güzel böyle. Hatta ben karşıyordum yani, karşılıyordum. Ters çevirsek aynısı gibi, o kadar net çekmişler ki. Burada da yansıyor, orası da aynı. Hangisi gerçek bile böyle ters versen eline resmi, ilk önce karıştırabilirsin yani. Evet. Orası evet, burası mı? Evet, harika. Gibi olması gereken bir kuvve şeklinde olan ve kaderi ezelinin, bak nedir o? Kaderi ezelinin hulasa-i camiası olan ve ikizimiz olan şecere-i hilkatın alem-i şehadetteki ikizi olan paraleline himmet ediyor olması gerekiyor. Şimdi gelelim banteline. Bu bizim ikizimiz mi? Bu makam. Bu. Şimdi bu ikizimiz canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Benim yani, ikisi benim. Bak iyi dinleyin burayı. Burayı altını kaçırmayın. Şimdi burada ben kabiliyetim var ya kırmızı. Olmak istiyorum ama yapamıyorum. İkizim bana himmet ediyor. Kendisine yaklaştırıyor. Bu çok tuhaf bir şey. Bu kaderdir. Bu kazadır. Kaderin bir kuvve benim istidat olarak, yani ata, Allah müsaade ediyor, o da bir kanun, bu ikizim olan şeceri hilkat bütünlüğü bana himmet ediyor, hadi kırma, hadi yürü, benden bana, ben benim inşa ediyorum. Çok şey yapacağım, sağ olayım. Ben 10 bin metrenin etkisinden yavaş yavaş çıkmaya başladım artık, Allah aşkına. Uçarak geldim arkadaş. Vallahi uçarak geldim. Abi, bunu anladık mı bu himmeti? Yani büyüklerin himmeti, kendinden kendine, benden bana, ben gitmek diye risale koştum diyor ya. Bak şimdi, senin ikizin bu, bu da senin istidadın bu. İnsan nedir? Olmakta olandır. Tamam. Olmak devam ediyor. Şu andaki o insan nedir diyen adam, cevabını arayan, şu anda o olan, şu an, ama olmaya devam ediyor. Şimdi bu kırmızı olan, bu olmakta. Şimdi bak şurası, senin ikizin sana yardım ediyor. Getirdiğim yardım istediğim zaman salavat getirsem yardım geliyor. Geliyor, insan ekberdir. Bak şimdi devam et, en kötüsü sen şunu söyleyeyim. Şimdi hemen çok söylüyorum abi. Hasan abi şimdi bana bakıyorsunuz. Sana bakıyorum, tamam. Bana bakıyorsunuz Hasan abi, ben aynayım. Eyvallah, Allah razı olsun. Tamam mı abi? Tamam. Sen aynasın, kendimi seyrediyorum. Ben de siz kendinizi seyrediyorsunuz abi. Tamam. Bakın iyi bakın abi bana. Ben de kendinizi seyrediyorsunuz değil mi abi? Siz aynam. Değil mi? Ama siz de aynasınız abi. Ben de sizin bende seyrettiğinizi sizde seyrediyorum. Evet. Hem kendini seyrediyorsun, hem benim seyrimi seyrediyorsun. Ben sizinle sohbet ederken nebi olarak sohbet ediyorum. Çok iç içe girdin. Ne demek o? Karışacak sonra. Yok, hiç karışmayacak abi. Bir dakika. Peygamber Efendimizle, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sahabe. 27. Sen anlatır mısın? Sen ne diyeceksin? Bir şey gel, 27. sözde Peygamber Efendimiz de diyor ki sahabeler nebi olarak sohbet ediyorlardı diyor. Ben şimdi onun anladığını anlatacağım. Ki o diyor ikizimiz diyor ya. Peygamber Efendimiz ikizin zaten vefatından sonra risaleti cihetiyle görüşüyor ya rüyada. Ama sahabe bizzat nebilik sıfatıyla olduğu için sahabe olmuş, tamam mı? Ve onu en sonra insiba inikas oluyordu ya abi. Orada insiba inikas olunca Peygamber Efendimiz o aynada, o da kendini görünce Allah-u Alem o nebi oluyor diyor yani. Sanki Hızır gibi ikizine. Onlar öyle inşa ediyor. Şahit aynedir bu aleme her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'de peygamber gözükür daim. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Hasan abi. Onun için sahabe böyleyiz bak. Sahabe öyle bakıyordu. Peki o sahabe de bakıyordu. Resulullah da ona bakınca peki Cenab-ı Allah kimle muhatap olur? Nebilerle muhatap olur. Yani kelamına. Bu sefer ona bakınca onun ruhan inşası ne oluyor ikiz? Sanki Hızır gibi oluyor diyor. Ona Hızır'ın olur, evet doğru. Yani o zaman nebi şeyine taşıyor onu. Çünkü o aynada o gözü gördüğü için kendini. Nebilik haletini yükseliyor. Onu mu anlatmak? Aynen onu. Bir daha çok kısa tekrarlayayım abi Allah aşkına. Bakın bana baktığınız zaman siz kendinizi görüyor musunuz abi? Ben aynayım. Görüyorsunuz değil mi? Görür. Bana bakınca siz kendinizi görüyorsanız ben sizim o zaman.
Ben de sizde, sizin bende gördüğünüzü görüyorum abi. Yani iki tane aynı... Şimdi mazur görün, tamam mı Gafur'u? Evet. Bilmiyorum anlatabildim. Anladım. Beni sanıyorum, Rahman'dan başka sanamamıştır şimdi. Resul'ün olmasın, kimi görür abi orada? Anlamadım. Resul'lar... Örnek var mesela, Resul'lar... Tabi caz tefekkürü, siz oradan baksanız bu sahabede kimi görürsünüz? Onun harici, o kendi onu gördüğünüz gibi aynı zamanda sizdeki onu görmez misiniz? Yani şu, çekirdek burada, yaprak dedi ki ben varım. Çekirdek dedi ki ben siz kendini ifade etme, ayıptır. Ben müstakilim deme, yaprak. Evet. Yaprak ben varım falan hava atıyor ve sağlanıyor. Evet. Çekirdek dedi ki ben siz kendini ifade edemez. Sen kimsin biliyor musun? Ben diyorsun ama aslında benim dişe vuruşumsun. Ben derken aslında o benim. Ben yaprak olarak gözükmüşüm. Nur Muhammed'in dişe vuruşları. Sanki. Her insan çekirdektir, toplum onun açılımıdır, ağacıdır. Sarhoşu görürseniz o sensin. İçki içseydin bu olurdu. Senin bir sufli haletinin dişe vuruşunu gör. Otur. Hazreti Ömer diyor ya, bir cehennem elini şey yapsam, acaba ben miyim? Bir cennetçi elini şey yapsam, vaat edilse, o benim der. Şimdi devam edelim, şurayı şey yapmayalım. Benden bana ben gitmek diye Risale-i Nur koştu. Şimdi o haleti devam ediyoruz. Olması gereken ağacı buraya okumuştuk. Ha, kader arkadaşlar. Bu kader. Kaderi iman, kederden emin olur şey var ya. Bütünsel bakmamıza kader sebebiyet veriyor. İyi dinleyin şimdi. Bir de okuyorum. Olması gereken ağacın altına şu, bu olmamız gerekiyor. Ağacın altına ayna koysan ağaç ters göründüğü gibi olması gereken bir kuvve şeklinde olan, olması gereken bir kuvve bu, bizde yazılımı. Kader-i Ezeli'nin hulasa-i camiası olan ve ikizim olan şecere-i hilkatte, hilkatin alem-i şehadetteki ikizi olan paraleline himmet ediyor. Bak, şu buna himmet ediyor. Tamam, şu kırmızı ona himmet ediyor çünkü canlı şuurludur. İlinin olması gerekene kader, olmakta olana kaza. Evet. Himmeti nasıl yapacak? Himmet. Doğru zaman, doğru kişi, evet. Doğru ortam. Ya Hasan abi siz 35 sene vermişsiniz Allah aşkına, deli olacağım ya. Boşu boşuna fusur işe. 86 yaşındaki nene bunları söylememiş miydi işte ya? Bir kişiden himmet beklersin diye mi? Yani o şey çok tuhaf şey, yani. Onu da dinlemeyen var. 86 yaşında babamı. ne yapacaksın dedik ya. Açın öyle. dedi ki, Resulullah beni karşılayacak diyor. Anuke mekil var. O sonra diyor. Neyi sonrası geldi diyorsun, geliyor. Bakayım ne diyor. Beni Resulullah karşılayacak. İnşallah, maşallah da demiyor. Öyle bir itikadı var. Beni Resulullah karşılayacak. Yatıyor. Diyorsun ki, hala. Nasıl olacak ya Resulullah? Ne demek nasıl olacak? Herhalde tabii ya. Yani biz tereddütü, yani Resulullah acaba dua ederiz, temenni ederiz. Yalvarız Allah'ım, Resulullah bizi karşılayın. Onda öyle bir şey yok. Bu böyledir diyor. Tabii ki Resulullah karşı, böyle bakıyor. Tabii ki Resulullah karşılayacak diyor. Sonra beni dedi, nikah mekile götürecek dedi yani böyle. O tutuk halinde. İkinci karşılayacak o sarayda beni kapıda diyor. Yani acaba mı, acabası da yok yani. Zaten karşılamış da. Bu nasıl bir şey ya? Bu acayip bir şey. Ve devam ediyor. Bak dedi. Niye? Bir insan geldi. Bütün peygamberler, evliyalar, herkes ondan nimet yardım istiyor. Bir kişiye muhtaç. Bir kişi diyor. O zaman bir kişi var. Bir kişi. Başka kimse yok. Bir kişi varmış. Ya normal değil ha Hasan abi. Siz bunlardan bahsediyorsunuz böyle ama bu normal bir şey değil. Değil. Yani ilmi değil. Böyle biraz hisse gırdabına girsen seni alt üst ediyor ya. Allah Allah. Diyor ki, yani peygamber başka kimse yok ki diyor. Ya dedik ya, ben dedim okudum ilk önce de Münker Mekir. Oğlum. Oğlum o sonra. Diyemiyorum olan kitapta yazmıyor ölünce peygamber sonra Münker Mekir'e. İlk önce Münker Mekir.
öyle bir itikad, zan, man, bir dua, man, temennisi yok. Yine karışmış. Bu böyle değil. Allah Allah. Dedim böyle mi olacak? Öyle oldu dedi ya. Nasıl olacak? Tabii ki böyle olacak. Başka nasıl olacak? Resulullah karşı. Ya Resulullah da demiyor. Resulullah'ım. Allahca biraz tabir sokuyor. Diyor ki Resulullah aşkıyım. Yani peygamberim beni. O alacak beni. Sonra nereye gitmem gerekiyorsa elimde tutup götürecek dedi. O dedi onun yanında bana dedi. Dedi ya bir tanıdığım birisi varsa diyor ekliyor. Gidersin hastaneye müdür o şeyin karşılığa dedi müdür. Elinden tutar memurlara o gezdirir seni dedi. Tabi dedi onsuz olur mu dedi ya niye dolaşıyorsun diyor. Vay be itikada bak. Ha, olması gerekene kader olmakta olana kaza. Niyetime göre ve ihsan ilahi ve lütfu rahmaniye olana da ata denilir. Beş. Beşinci madde. Sekizinci madde. Şey. Beş. Sekizi bitince bu şey ara vereceğiz. Tamam mı? Ama 8 bitecek. 5'teyiz. Gözükmeyen ağaç soyut. Bizdeki. Veya şurada. Dimağda gözüken ağaç somut. Serbest o değil. O zaman üst kader Risale'de geçiyor. Kadere kalıp diyor. Kader kalıpları diyor. Yani inşaattaki ustanın kalıpları yapıyor. Sonra harç dökülüyor. Ama burayı şey yapma, kadere giriyor o. Kaderdeki kalıbı kaderi, kaderi kalıbı ilmi tabirlerini şimdi inşallah çözülecek gibi. Bak şimdi. Sen serbest bölgedeki sırf somutlarla savaşmıyorsun kafada. Yani olan günahlarınla savaşmıyorsun. O günahlar tamam bir savaş şekli. Ama o günahlarla seni ümitsizliğe atıyor. Günahlar kendisi somuttur. Ama onu şeytan kullanarak soyuta götürüyor. Ümitsizlik soyuttur. Tamam mı? Şimdi diyor ki serbest bölgede sırf somutlarla, realitelerle savaşmıyorsun. Onu kullanarak soyutlarla da savaşıyorsun. Sen serbest bölgedeki sırf somutlarla savaşmıyorsun. Aynı zamanda soyutlarla da savaşıyorsun. Haberin var mı? Yani orada var olan belki günahlarım var. Ama bu arada çok hayırlarım var. Merhamet ilahi, lütfu, rabbani şeyler var. Lütfu, rahmani var, ihsani ilahi var, himmeti Resulullah var, himmeti Kur'an var, himmeti imam var vesaire. Bunlar hiç nazar almadan sırf somut olan bir günahını tutuyor. Günahından sonra seni soyut olan bir ümitsizliğe itiyor. O serbest bölgede. Bu da gözükmeyen ağaç, somut ve soyut tamam. Gibi diye benim. Altıncı madde okuyorum. Gözükmeyen ağaçla gözüken ağacın cemül cemlerine insanın sırrı denilir. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Şu gözükmeyen ağaçla şu gözükenin, tabi gözükmeyenin bizde karşılığı var. Şu kırmızılar gözüken ağaç. Gözükenle gözükmeyen ağacın bütünsel hali sırrı insani. İnsanın sırrıdır. İnsanın sırrı bu yani. Devam ediyor. Ondandır ki alemi İslam'a darbeler sende hissetmen bu sırdandır. Kutsalisi ne diyordu abi Allah-u Teala? İnsan benim sırrımdır, ben de insanın sırrı. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım diye. Dolayısıyla alemi İslam'a indirilen darbeler bu ağaçlığın içinde olduğu için herkes o sır insanı hissesi sana payına durup dururken Mehmet kardeş bahçende oturuyorsun çay içiyordun. Yani aslında mutlu olmak için bütün sebepler var. Sıkıntın da yok. Bir anda yani alem-i İslam'a indirilen sıkıntının sana ayrılan payıdır. Sen ne yapıyorsun? Onun şimdi bedelini şey yapıyorsun. Estağfurullah. Ya Kur'an'ı versene kızım, oğlum. Kur'an onu sana düşer, sen bunu telafi et. Allah sana bunu veriyor ki bunu tersi çevir. Ona da diyor ki çevir, dolayısıyla bela defolsun. Ondandır ki, alemi İslam'a darbeler sende hissetme sırrı bu. Yedinci maddeyi okuyoruz. Yedi. Diyor ki, kader ne demek? Kalıplarmış. Kader kalıpları. Diyor ki, kaza ise bu kalıpları harçlarla doldurmak. Eğer aslın ikizin yoksa ki kaderinde yok olurdu, yoksa sen neye varacaktın? Yani
İnsan şu kırmızılarla olması gereken, istenilen insan-ı kamil, insan-ı ekber olmaya doğru gidiyor. Kırmızılar yaya yaya. Tamam mı? Eğer böyle bir kalıplar olması olmasaydı sende ne isteniyor? Ol. Ne olayım? Böyle bir gözükmeyen bir kalıplar olması lazım. Tamam mı? Peygamber Efendimiz o damla suyu, bir damla suyu o ikizi kabul ederek mi almış abi? Onu ben de söylemeye çalışıyorum. Yani dur oraya beni bir daha geri getirme. Tamam abi. O zaman anlatmıştım. O ikizine tutunuyor. İnsan mesela olması gerekenler var ya şu alem. Bizde de var. Şimdi insan Resulullah'ın nimetine bir şans-ı mani vesaire tutunuyor. Veya bir şansa tutunuyor. O ikizine tutunuyor ve aslın olduğunu senin aslın olduğunu alıyor. Alıyorsun. Suya neye benziyor? Su mu sert, kuvvetli, demir mi? Ama aslına tutununca suya genişten emrini alınca demiri şak ettiği gibi ikizine varmak için beden demirini kırman için hiçliğini bilmek anlamına gelen tahtel sıfıra inmek de mümkün olacaktır. Demiri serti, kuvvetli, yumuşak, demire göre kıyas edilmeyecek kadar zayıf olan, narin olan su demiri nasıl parçalıyor? Tahtel sıfır. Sıfırın altına in. Yani bütün sıfatlanmış, almış olduğun özellikler var ya suda, koku var, renk var, ısı var, ısı. Suya deniliyor ki ısı sana yüklenmiş. Sıyrıl bakalım. Suyun içinde, üstünde olan ısıyı terk et bakalım. Dışarıdan aldın. Ha, tahtel sıfıra in. İnince ne oldu? O zaman geniş oldu. Aşağı inince aşağı zannediliyor. Aslında mesela bak su kalıbın içindeydi. Hapsetti beni. Demirden kasıt budur. Tamam. Sudan kasıt ruhtur. Bak şimdi. Şimdi su ne almıştı? Su halinde bulunuyor. Buz olacaktı veya gaz. Hidrojen oksijen değil miydi? Hidrojen oksijenli su. Bir sıfatlandı suya dönüştü. Bir sıfatlandı buza dönüştü. Diyor ki suya. Sen aldığın sıfatları terk et bakalım. Aslına doğru bir seyahat et. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde, hayat, aynen. Şimdi bu aldıkları sıyrıl bakalım. Bu su dedi ki benim üzerimde ısı var. Bırak onu tahtel sıfıra in. Şimdi aşağı inince yani terk edince üzerindeki şeyi demiri patlattı. Motor bloğunu su patlattı. Ha, şimdi ne diyor? Diyor ki suya genişlen emri alınca demiri şak ettiği gibi ikizine varmak için insan beden demirini kırmak için hiçliğini bilmek anlamına gelen tahtel sıfıra inmek mümkün olacaktır. Yani üzerinde aldığın sıfatlardan sıyrıl. Su sıcaklıktan sıyrılınca demiri şak ettiği gibi biz de üzerimizde bindirilen şu beden ve dış dayatmalardan ancak hiçliğini, eksikliğini, nakıslığını bilmek nispetinde tahtel sıfır. Yani ne özelliği var? Bırak bakayım bu sıfatları. Sıyrıl bakalım, sıyrıl, sıyrıl. Ondan sonra nasıl ki sıyrıla sıyrıla bebek, bütün herkes ona hizmet ediyor. Bebek sıfatlanınca, güç, iktidar gelince kimse ona yardım etmiyor. Hatta anne baba bu sefer kardeşleri de düşman oluyor. Eskide getirip yediriyorlardı. Şimdi elinden almaya çalışıyorlar. Ne zaman Adem Safiyullah'a geldiği zaman, Safiyullah'a doğru geldiği zaman, ne oldu bir şey mi oldu sonra? Bu siteyle ilgili bir mail geldi de onu. Açıldı mı yoksa? Ona bakıyor. Bakıyoruz abi. Ondan sonra bu üzerindeki demiri parçalıyor. Arkadaşlar, su almış olduğu sıfattan sıyrılınca genişleniyor. Aldığı sıfata kanaat ederse demir de hapsoluyor. Sıyrıl. Aslına gel. Buna ikizin yardım ediyor. İkizin emrediyor. Tahtel sıfıra in. Mesela şu. Kaptan bağırıyor. Ben gördüm. Akrabam kaptandı. Deniz yollarında. Komut veriyor aşağıdan. Aşağıya. Makine dairesine. 23 derece sağa, bilmem şu, motorun şu kadar deviri arttır. Adam o göstergeye bakıp motorun başında oturuyor, makinist.
Yani ikizim alt üst çalışıyorlar, alt üst. İkizim bana diyor ki tahta sıfıra in, şunu yap. İkizim diyor ki, ya Allah Allah, teheccüd namazına 5-15'i kurmuştum, 5-10'da nasıl kalktım? İkizin kaldırdı. İkizin kaldırdı. Ya efendim, bugün derse gitmek istemiyor. İkizin derdi dişi. Ya gitmen lazım olur mu ya? İçine bir şef kondu, bilmem ne yaptı, uçak biletini aldım vesaire. İkizin yaptı. Senden sana oluyor. Sen senin ikizin yapıyor. Peki o rüyada o ikizindir. İkisi gelip alıp götürüyor seni. İkizindir. Şimdi devam ediyorum. Çok ilginç yere girdik. Bitmedi. Kaderine iman ederse, kaderine iman ederse ne olur? Kalıplarına, kalıpların önüne açılırsın. Kadere iman ederse kalıpların önüne açılırsın. Fiili harçla o kader kalıplarıyla şekil alırsın. Yani şu kader kalıplarıdır. Kalıbı ilmidir. Kader kalıplarıdır. Kaderle ihtiyar arasındaki çözümü, kader olmakta olmamız gereken kader neydi? Esma-i ilahiye, esma-i fiiliyenin, esma-i ilahiye var ya, bütünsel vücudu haricisi, yani esma-i ilahiye şöyle düşünün, bütün esma tahakkuk etti, tecelli etti. Ne oluştu arkadaşlar? Şeceri hilkat oluştu. Bu kaderdir. Onun bir fotokopisi bizde istidattır. Olmamız istenen bu. Bu kader. Kadere iman etmek, yani bu yollara iman edersin ki harçları dökersin. Mesela usta kalıpları çattı, harç gelip oraya döküldü. Kalıplar olmasa dökemezsin, tamam mı? Tavan yapamazsın. İşte kader-i ilahi bizim gözükmeyen kalıplarımızdır. İhtiyar ve irade bu kalıplarda harç dökerek o yolda gidiyoruz. Eğer o harcı dökeceksin, kalıbın yok, ne yapacak? O dökebilmen için o kalıp lazım. Yani kadere iman, harcı dökeceğim kalıplarım var, boşa dökmüyorum demek. Devam edeyim, biraz daha fazla değişik açılacak inşallah. Abi, kamyonetin arkasında yazmışlardı ya, olduğu kadar olmayan kader diye. Evet, Gazali'nin sözünü yazmış. Şey gibi geldi, istidat, ilmi kalıp, kabiliyet, kudret kalıbı gibi. Harika! Şimdi ona gelecek zaten. Şeyde de abi, ona bir misal, yani konuşmuştuk da yani canlansın diye. Şimdi bir inşaat projesi, bina yapılacak proje, ilmi kalıp. Ama ustanın o betonu dökeceği, çaktığı şeyler, o projeye uygun da usta kalıp kullanacak. O betonu tutmak lazım. Tamam, ilmi proje var ama böyle işte şu kadarlık şuraya bir şey, kolon yapacağız. Soyut aslında. Yani, o kullandığı da kudret kalıbı. Evet. İlmi kalıp var. Harika. İlmi kalıp ona göre yapılacak. Tamam. Ama bir de usta yaparken kullandığı bir de tahtaları çakıyor. Tahtaları çakıyor. Bir de o kalıp var. Kudret kalıbı. Şimdi istidat ilmi kalıba benziyor. Kabiliyet de kudret kalıbına benziyor. Aynen söyleyecek. Bak. Doğru. Devam edeyim. O kadar canlı şey ki oturmayı bile hayal ediyorum bu dersi şey yapmak için. Bas ne ayakta diye. Bak şu anda okuyacağım. O kadar canlı, o kadar tatlı bir şey. Çünkü kalıbı ilmi, kalıbı kaderi Allah bununla araladı. Haletim, fikrim ama becerebilecek miyim fikir? Siz de şey yapacaksınız, yorulayacaksınız. O kalıbı ilmi, kalıbı kaderi bunu Allah hissettik böyle, fikretti. Benim alemimde tanımlayamayabilirim, ifade edemem ama alemimde çözüldü gibi. O heyecanda oturamıyorum yani bu şeyi. Diyor ki Sözler 469. Kaderden gelen mevzun. Mevzun ne demek? Her bir vasfı ölçülü ve itidal üzerine bulunup ifrat ve tefriti de içine alan vasat. Vasat ama hangi vasat? İfrat tefriti içine alan vasat. İfrat ve tefriti kontrolü almış ki vasatta kalmış. Yani mesela biz namaz kılıyoruz. Kılmamayı da içimizde var. Ona galip gelmişiz.
İstikamet ne demektir? İfrat tefritten sıyrılmış diyoruz ama ifrat tefriti barındırıp öyle olmayıp bu olandır. Ha. Şimdi bir daha okuyorum. Kaderden gelen mevzun. Mevzunu izah ediyorum. İfrat ve tefriti de barındıran vasat. Tamam mı? Şimdi okuyorum o izahsız. Kaderden gelen mevzun ilmi bir kalıbı manevi ile kaderden gelen, bak bu ilim, bu kader, bu kalıbı kader, bendeki karşılığı kalıbı ilmi. Tamam mı bak? Kalıbı kaderi ondan gelen mevzun, yani aynısı, vesinli aynısı, kalıbı ilmi. Görüyor musunuz tabirleri? Nasıl heyecanlanmayı? Bak işte. Kaderden gelen mevzun, paralel yani, ilmi bir kalıbı manevi ile, Osman senin dediğine geliyor, şu kader manevi, şimdi kırmızıyı diyecek, ile kudret-i ezeli o sureti o şekli biçip yediriyor. Aynı, birebir, aynı dediği gibi. Bir yazarsak abi. Yazayım abi, yazayım, harika. Yazayım abi. Kalıcı olsun. Elhamdülillah. Ya Rabbi şükürler olsun. Bir şey verdiği için insanda bir şey kalıp ilmiyle kalıp o kaderi anlayınca adam kuş gibi oldu. Yani sanki büyük bir hazine. Hazine arıyorlar mezarlıklarda, dağlarda falan. Yani biz de dağlarda arıyoruz, mağaralarda. Elhamdülillah. Değdi mi değmedi mi uçakla gelme? Değdi abi. Elhamdülillah. Yoksa orası mezarlık oluyor. Zaten değmedi deseydi, zaten değmedi. Para toplayacaktık aramızda. Değmedi dersen para toplayacağız aramızda. Bilet parası. Dördüz, 69. Osman abi, o inşaatı yapıyor ya usta. Ha. O da onun uslubu oluyor. Bütünü de kelam oluyor. Aferin. Doğru söyle. Mevzun. Yapan üslubu öyle mi? Tabii. Yaptı. O onun üslubu. O sonra boyutlandırıyor ya. Onun bütünü de kelam oluyor. İlmi ve kalıbın binası kelam oluyor. Kelam oluyor. Tamam. O mimarın yendiği. Yani. Şey, bu arada Hasan abi yazarken ben başka bir iki bir şey anlatayım. Bir önceki, siz dinlemeyin abi, siz yazın. 68'de ben burada yoktum. Ondan sonra, sonradan biraz izledim. Gökhan ben yokken benim yerimi bayağı doldurmuş yani. Evet. Ya tamam Gökhan tamam. Yok abi. Böyle. Ya Gökhan tamam. Onun için sana, geldim yani. Gelsin. Başka bir görevi olan mıydı? Gelen gidin aradı hesabı. Sen varsın diye konuşmuyor. Ben öyle diye konuşuyor da rahatsız. Kudret ezeli o sureti. O şekli. Ya neyi merak ediyorum biliyor musunuz abi? Böyle cüz'i dahi olsa böyle açıldığı zaman bir şey, kendimizi çok zengin hissediyoruz ya. Oh! Allah bilir Hasan abi var ya. Neler var? Ne büyük bir hazinenin üstünde oturuyoruz da farkında değiliz ya. Aynen. Aynen. Harabat eğlini hor görme sakın. Bina yıkılmış, çökmüş ama ecdat eski yapmış böyle kutsi camiler gibi. Yıkılınca bir daha olabilecek kadar temeline para koymuş. Harabat çökmüş eski bina. Harabat değil, hor görme sakın. Viranelere, şey, hazinelere malik viraneler var. Böyle bakıyorsun bir adam, nasip der bu adam var ya. Yani ne anlatıyor? Ha. Ama hazine var. Allah kimin ineceğini sana sormayacak. Ha. Olur mu ya sen hani? Allah'ın ortağı mısın? Hasan abi orada kırmızıyla kalıp ilmi yazdınız ya. He. Defterde kalıbı manevi diyor oraya. Allah Allah. Diyor. Öyle mi? Ha, kalıbı manevi. Evet. Burada buluyorum. Evet. Şeyde, kitapta diyor. Allah Allah. Manevi. Tamam. Şimdi bak arkadaşlar. Mevzunu
Şimdi bir daha okuyorum. Kaderden gelen bütünsel, gelen ilmi bir kalıbı manevi, kalıbı manevi, yani yok yani, böyle masa değil yani inşaatın, kalıbı manevi ile kudreti ezeliye, kudret buraya taalluk edecek ya, şu kırmızılar, kudret bir şey taalluk edince mahluk olur. Kudret taalluk etmediği her şeye ilmi denilir. Tamam mı? Mahluk. Kudret-i ezeli o sureti, şu sureti, senin kesmine göre, o sureti o şekli biçip giydiriyor. Yani şunu biçip giydiriyor. Daha bunu izah edecek şimdi bu manayı. Bak, 8. madde. Tövbe ile o aslın ikizine ulaşıyor. Oraya göre sana yeniden vücut veriliyor. Tıpkı telefonda ve bilgisayarda fabrika ayarlarına geri dönmek gibi aslına tekrar yeni bir vücut veriliyor. Aa. Mesela navigasyon yeniden hesap ediyor. Tövbe ne demekmiş? Tövbe. Bakın tövbe çıktı. Ben bak tövbe ne demek? Şimdi aslın bu mu? Sen yamuk yumuk yaptın mı böyle şey? Tövbe etmek tekrar aslına göre fabrika ayarlarına sana geri veriliyor. O zaman şu şeyi de okuyalım. Okur musun şunu? Şimdi oraya okuyalım. Bak şimdi bir daha. Yübedilullah seyyatını anlatacak. Bak tövbe ve istiğfar. Bak şu senin ikizin var ya aslın. Kalıbı manevi bu. Şimdi bu yani şu. Şu ama şu kırmızı ile yamuk yumuk yapmışsın. Bazı ağaçlar kurumuş. Tamam mı? Kurumuş. Cılız kalmış. İlerleyememiş Yasin. Tövbe ile bu ikizine göre yeniden bu aslına şey yapılıyor. Yeniden yol çiziyor. Yani aslına seni götürme yolunu açıyor. Şimdi ona ekleyerek okuyacağız. Hani o şeyimi de söyleyeyim mi abi? Ha. Çıkış noktamı. Onu söyler misin? Onu anlatmadan olmaz. Ha, yani o oradan geldi. Bak şimdi. Bir 50 yaşlarında birisi işte benden biraz daha büyük. Dedi ki ya işte böyle muhabbet ediyoruz. Ya dedi bizim ömrümüz işte öyle geçti, böyle geçti ya filan falan dedi. Böyle bir serzeniş yaptı yani ama hani yapıcı bir şekilde kendini tahlil etti. Hayır, boş. Ya, boş geçti hayatımız görüyor musun filan dedi. Ya ben de düşündüm Allah Allah dedim ya adam bu kadar ömrü boş geçti. Şimdi onun o kadarlık büyük bir ağacı var. Ama yani olumsuz menfi çoğu kısmı zaten kendisi de itiraf ediyor. Bizimki de hayat nelerde harcadık hayatımız dedi. E şimdi bu ne olacak? Adamın o kadar kendinden çıkmış ağaç var. O ağaç nasıl değişir? Yani 50 yıl yaşadı. Öyle kurumuş ağaç... bir ağaç var ama kurumuş yani ha, böyle. Yani o 50 yıllık ağacı telafi etmek için 150 yıllık bir daha ömür lazım ki yani telafi edelim o azalsın büyük ağaç olsun öbürküsü falan. Sonra akşamleyin o aklıma geldi Cenab-ı Hak aklımıza getirdi. Bu Yübeddullah Seyyat-ı Hasene sırrı var ya dedim orada öyle bir şey vardı. Aslında o ağaç birden başka bir surete dönebiliyor. Yani 23. sözde geçiyor. 50 yıl gaflette geçsen, işte 60 neyse ömrüne kadar senden bir ağaç çıktı ama o ağaç birden başka şey olabiliyor. Çok ilginç şeyler. Ha o kurumuş ağaç nasıl canlanacak? Şimdi adam 50 sene gafleti geldi. Nasıl telafi edecek şimdi? Evet, neyle düzeltecek? Şimdi onu söyleyeceğim. Evet abi şu bir hemen sayfayı da söyle. Sayfa 321, 320 abi. Hızır görmesi lazım. Bak şimdi hızı mı gelecek ne gelecek? Bak seyret o zaman. Diyor ki yani nasıl olması gerekir? Şartları ne? Şimdi 4 tane şart sayıyor. Nasıl bu yani o ağaç birden tam tersine döner. Veyahut da ikizindekine birden aynı olur. Diyor ki lakin eğer enaniyeti bıraksa 1. Hayrı ve vücudu tevfik ilahiden istese 2. Şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse 3. İstiğfar ederek tam abd olsa, o vakit bu dördünü yaptığında ne diyor? O vakit yübeddülullah seyyiatim hasenat sırrına mazhar olur. Olur da ne oluyor? Yani bütün her şey değişiyor. Ondaki diyor, nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder ve ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-i illiğine çıkar. Yani bu kabiliyeti şerdeydi. Ağaç 50 yıl... Kabiliyet diyor, kırmızı diyor, tamam mı? Evet. İstidat-ı kabiliyet demiyor. Tabii, şey istidat-ı şer demiyor. Demiyor. İstidat-ı şer demiyor. Kabiliyet. Kabiliyet diyor. Kırmızı bak. Kabiliyet. Yani bundan da bak. İlginç olan şu. Ne oldu?
o kadar ağaç çıkmıştı, bu dördünü yerine getirdi. Neyi getirdi? Bir daha okuyorum. Enaniyeti bıraksa. Bırakacağız. Hayrı ve vücudu tevfik ilahiden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, üç, istiğfar ederek tam apt olsa. Ne oluyor? Yübettullah seyyatım, hasına sırrına. Ne yaptığın önemli değil. Fabrika ayarlarına geri diyelim. O zaman tersten düşünürsek, o zaman ağacı çok büyütmenin de derdi yokmuş aslında. Bu dördünü yakalamakmış esasımız. Çünkü niye? Yaşadın. Bu dördünü yakaladın, bitti mevzu. Ağaç birden pat, ikizindeki olması gerekene döndü, mevzu bitti. Mevzu o zaman, yani benim alemimde şu, ben ağacımı büyütmem lazım, çok güzel bir ağaç yapmam lazım gibi, mevzu o değilmiş aslında. Aslında mevzu bu dördüymüş. Enaniyeti bıraksa, hayrı vücudu tevfik ilahiden ise, şer ve tahripten, nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederim tamam da olsa, pat gitti. Hiç şeye gerek yok. O zaman bir an bile yaşamak yeter. Bak 60 sene, 500 sene yaşamak değil. Bu dördünü yazalım mı? Yazalım hafta yazma. Ondan sonra bunu da yazacağım. Onu da şey yazacaktı. Orada hani şey demiştik ya. İstidat ilmi kalıp ona gelecektik. Oraya gelecektik. Buraya onun için girdim. Siz onu izah ediyordunuz onun için buraya. Evet. Yani o gelecek ama ben bir şey yapayım. Evet. Şu mevzun onu tamamlayıp sonra yazalım. Ha, mevzunu bir yazayım ben. Ya da ben de şuraya onu yazayım abi. Siz tamam yaz. Şuraya yazar mısın dört taneyi? Ben de bunu yazayım, bu mevzunu yazayım. Her bir vasfı ölçülü söyle. İçine alan basalım. Sen için bir şeyler yaz. Neyi? Ben yedi doldu bir süre sen de. Yani mevzun çok önemli. Kilit şey. Şimdi arkadaşlar 60 sene 100 sene değil. Şu kabiliyeti şer, kabiliyeti hayır. Çok büyük bir müjde yani şu. Bundan daha büyük bir müjde olmuyor. 60 senelik hayatında sonsuz bir şeye dönüşüyor, ağaca dönüşüyor. 60 sene, 10 sene. Belki de bir saatte, bir derste yakalarsın bunu. Tövbe mi deniyor buna? He? Tövbe-i nasuh mu deniyor buna? Bilmiyorum ne deniliyor. İstifarmış buradaki esas mı? Yani. Tövbe değil. Ama bu tövbe değil. Dört tane sıfatı yakalamak gayemiz olmalı. Bak çok acayip. Yani bu kurumuş dalları. Kurumuş dalı veya cılız dal. Mesela ben Kırıkhan'dan 450 gram en az yarım kilo olan narın ağacını Rize'ye getirdim. Ağaç oldu. Nara bu kadar bir şey oldu. Yani bu olan kabiliyet. Ama o istidadı vardı. Fakat harici sebeplerle o istidat tam olmamış. Tamam, o olabilmesi için enaniyeti bırakacak. Enaniyet. Sonra ne yapacak? Okuyun orada. Hayrı ve vücudu tevfik ilahiden istese. Yani kaderi iman var ya, hayrihi ve şerrihi. Allah'tan yani istese. Sonra? Şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse. Şer ve, öyle mi diyorsun? Şer ve tahripten. Ve nefse itimattan vazgeçse. Vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa. 120 oluyor mesela. O zaman o kabiliyeti şer, kabiliyeti hayra inkılap ederse bunlarla, kabiliyeti şer fazla yok. Ama bu dört tanesini kullanırsa kabiliyeti şer yok. Bir anda Mısır'ın ateşi görüp de patlaması gibi, yani kabiliyeti şer değil, mesela Bediüzzaman Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri kabiliyeti şerleri pek yok. İşte
Peki bu dört taneyi işlettirirse, kabileti şer değil de, zaten kabileti hayırda çalışıyorlardı, bir anda patlıyorlar işte. Yani bunu bazen bir derste yakalarsın, bazen bir namazda. Bunlar şey oluyor abi, Kadir Gecesi oluyor. Yani mesela Adetullah var, yine 60 seneden günah işlemiş. Ama ruhsal yapınca, kabile, ve bu yaptığı şey 100 senelik şeye geliyor. Ruhsal olarak yok, yapınca. Onun maddelerini de yazacağım abi, metni yazacağım. Ha, metni yazacağım. Ben şey yapayım, o yazarken şöyle diyor, tövbe ile o aslın ikizine ulaşıyor, o neye göre? Bu aslın var ya, ikizine göre, tövbe ve istiğfar, şu dört tane şey var ya, dört tane şey seni fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Evet, hiç devam edin. Ve yine ben şey okuyayım, o okusun, bitince ben keseceğim. Diyor ki, lemalar 193. Esas bam tellerimizden o kalıbı ilmi, kalıbı kaderi burada. Hazır mıyız? Osman çok mu var mı? Bitiyor hemen abi. O zaman... Ha, bunu da yazsın da. O 193, ben bir cüz okuyayım sonra gireceğiz. Bak. Kader ilmin bir nevidir ki... Duyuyor musunuz abi? Ha, bak. Kader virgül ilmin bir nevidir ki her şey manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Yani şurası ilmi bir şey yapar. Tayin eder. Burayı tayin etmiş kader. Aynısını buraya koymuş. Bak şimdi. Ya bitti mi abi? Ondan sonra gireyim. Bak demiş, İbadullah seyyat mahsene sırrı mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet işer. Kabileti hayra inkılap eder. Tamam. Sonra ne olur? Ahsen-i takvim kıymetini alır. Sonra ne olur? Alay-i illiğine çıkar. E ne oldu? Yani bir tane adam denk gelse bu derste, dese ki ya böyle diyen bir adam, şöyle biraz Osman'ın denk geldi. Ya biz 50 sene zaten bitirdik ya. Ümitsizlik ya. Yani bundan neresinde tutacağım ya? Bitmiş canım. Ömrüm bitmiş yani. Ben zaten bitirdim. Telafi edecek zaman da yok yani. Telafi edecek haletim de yok, zamanım yok, şey vaktim de yok. Nasıl telafi edeceğim ya? 50 sene. En az 100 sene lazım ki 50 seneyi telafi edeyim. Bir örneği. 50 sene talip, 51 sene gerekiyor. Bir gol fazla gideyim. İşte evet. Hiç zamana ve mekana, muhlete ihtiyaç olmadan şuna muvaffak olursak, şuna insan o 50 senelik talibi tamir eder. Eradetini terk bırakırsa, hayrı ve vücudu, hayrihi ve şerihi, tefik ilah istese, tefik ilah nedir? Bak. Allah'ın, hani var ya, Allah istediğine hidayeti verir. Allah istediğine hidayeti vermek ne demek? Bazıları diyor ki, Allah hidayeti istediğine veriyor. Bana vermemişse suçum ne benim? Allah'ın hidayeti istediğine veriyorsa, Allah'tan sen hidayeti istiyorsan, o zaman Allah'ın istediği gibi ol ki Allah'ın hidayeti istediği gibi olanlardadır. Orada gözüküyor. Ağacı dikersen yağmur geldiği gibi, Allah'ın istediği gibi olursan istediğini alırsın. Burak'a yollarsan. Anladık mı? Bu eğer istiyorsan bu olacak. Şimdi geliyorum o kaderi çözümleyecek. Kaderdeki, kader risalesindeki kalıbı ilmi, kalıbı kaderi. Dersin başından beri çiğnedim, şeye geldi. 193 lemalar. Okuyorum, elimi de koymak için kalktım. Kader, ilmin bir nevidir ki, ilmin ta kendisi değil. Çünkü ilim subuti sıfattandır. Subuti sıfatta ve zatı sıfatta kader diye bir sıfat yok. Allah'ın kader diye subut-i sıfatı, ilim, sen, basar, kudret, öyle kader diye bir şey yok. İlmin bir nevidir ki, açıldı mı? Açıldı abi. Elhamdülillah. Allah ebeden daima razı olsun. Var mı? Yok şu anda bir şey yok. Of, elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Sen hemen eve gidince ne yapman gerekiyor? Yedi. Ama site açıldı lan. Savaş devam ediyor. Sevindim. Kader, ilmin bir nevidir ki, İlmi kendisi değil, bir nevidir. Site kapalıydı.
Bir gündür işte, evet. Her şeyin, bak, kader, abiler keseceğiz biliyor musun? Buna çok güçlü olmamız lazım, şu şeyi. Çok şeyimizi, kaderimiz hallediyor. Yani kader cüz-i ihtiyarı ilişkisi nedir? Bak, birbirine bindirilmiş, onun için gözükmüyor. Kimisi ya yeşil şey mavi görüyor, kimisi kırmızı görüyor. Yani çok tuhaf bir yer. Yani Allah bununla bunu karşımıza çıkarttı. Kaderle ne alakası var? Acayip bir şey işte. Osman bak şeyi çıkarttı. Hayriye ve şerri, vücudu ve hayrı ondan istese. Kader işte. Bir daha, kader ilmi ta kendisi değil. İlmin içerisinde çok neviler var, bir nevi kaderdir. Kader neydi? Esma-i İlahiyenin, Esma-i Hüsna'nın fiili dişe vuruşlarının bütünlüğüdür. Her esma dışarıya çıktı, bu bütünlüğe kader diyoruz. Şu. Tamam. Şimdi bu da bize fotokopi yazmış. Kaderin, ha, iyi dinin. Kader, ilmin bir nevidir ki her şeyin, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder, miktar. Ve o miktarı kaderi, bu miktarı kaderidir. Yani bunu buraya yapmış istidat olarak. O şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Yani bu insi kırmızıya model olur. Hani böyle ol. Yani inşaatta usta kalıpları çakar ki harçları buraya dök. Buraya dökme. Bu kader buraya ne yapmış? Manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar sana tayin eder. Aynısını sana fotokopi yapar. Niye yapar? Sen çalışırken bir hedefin olsun. Yani yürürken bir yolun açılsın. Arabayı dağlarda yürütemezsin. O miktarı kaderi, yani bu kaderin isimde takke var. Yani asla bağlı demektir. Buradaki buna bağlı. Nokta olsaydı müstakil olurdu. Takke konulursa oraya bağlı. Yani bu takkeyi kafamda gören dine bağlı dediği gibi. Ama böyle dolaşırsam nereye bağlı oldu belli değil. Tamam. Ama böyle olursam oraya bağlı. Tamam mı abi? Yani fiile yapıyorum şimdi. Hatta takkenin renkleriyle bile Süleymancı tarikatçı bile tespit ediyorlar. Bak sana Süleymancı derler. Senin takken o. Koy koy koy. Koy tabii. Onun nereye oldu belli değil. Tamam, bak şimdi, zevkimi yaşıyorum, ben zevk yaşıyorum, sizin de yaşamanızı istiyorum. Çünkü bu burada bir takke koyması bile bunun fotokopisi olduğunu bana söylüyor. Anladın mı? Yani yazılardan daha kıymetlidir yazıyı gösteren ara boşluk. Risale-i Nur'da söyledikleri muayyendir, bellidir. Ama söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Nereden çıkarıyorum? Kur'an'ın söyledikleri bellidir. Ama söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Bir takke koyarak bu bunu yapmış, bu da bunundur diyor. Bak, bir miktar tayin eder. O miktarı kaderi şu, şunun şu karşılığı iyiye takke koyarak bu onun aslıdır diyor. O şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Şu kırmızıya bir plan, bir model olur. Osman'ım görüyor musun abi? Evet, evet. Yani kırmızıya plan ve model olur. Sen şimdi şeyine bak. Kudret, bak şimdi senin gelişsenin mevzuna. Kudret, icat ettiği vakit ne yapacak kudret? O gayet suyletle o kaderi miktar üstünde icat eder. Kudret bu kalıplar üzerinde betonu döker. Kudret icat edeceği zaman böyle mi yapacak, böyle mi yapacak, böyle mi? Hayır, kudret icat ettiği zaman o miktar kaderinin üzerine icat ediyor. Yani bu kalıpların üzerine betonu döküyoruz. Burada ben ona bakıyorum da metinde abi şey var sanki, iki tane mevzu var. Bir mi? Miktarı kaderi. Kalıp ilmi, yani öyle de değil midir? Bir kalıp var, kalıba 200 gram mı şey dökeceksin, 500 gram mı dökeceksin yani? İhtiyar veriyor. Bir kalıp ilmi, miktarı kaderi. Şeyde hemen lemalardan da filan baktım. Yani sen, gel orada, oraya da geliyorum. Yani sen, 322. İki tane şey var. Evet. Bu bir tanesini. Kalıp ilmi, miktarı kaderi. Evet. Ha, şimdi miktarı kaderi bu. Birinci dersimiz.
Lemalar 322'de şimdi. Oraya... Kalı bilmeye geliyorum şimdi. Ha, o zaman miktarı kaderiye ne dediniz siz? Miktarı kaderi var ya takke koymuş. Bunun karşılığında bize koymuş. Tamam, hangisi o? İstidada mı bakıyor? Şu bu istidat. İstidada bakıyor. İstidat. Kudret tanık edince o kabiliyet. Kabil olmak. Harç olmuş. Ama kudreti biz tercih edeceğiz. O artık sen eylemle, ihtiyarınla. Şimdi bak, hiç bozmadan ötekisini de okuyayım. Lemalar 322. O nihayetsiz kudretiyle. Siz orayı açın ki ben arada böyle yarım sayfa yazdım. Aradaki uzun şeyleri nokta 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 devamdır. Orayı size okutturacağım devam edin diye. O nihayetsiz kudretiyle. Bak, Osman'ın dediğine geliyoruz. O nihayetsiz kudretiyle. Hiçten icat eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeyi manevi bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder. Bak bu. Yani bu burada ne yapar bize? Hiçten icat eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeyin bak manevi derken ilmin üzerine takke var. Yani bunun karşılığı demektir. Yani iyi mensubiyet yapar edebiyatta. Nihayetsiz ilmiyle her şey manevi bir kalıp hükmünde, manevi bir kalıp istidat, şu mavi olan hükmünde bir miktar tayin eder ve o aynı ilmindeki her şeyin suretine, aynı ilim, aynı zamanda aynı ilim, yani ilmin aynası, yani bunu burada gösteriyor. Buradaki ifadeye göre o zaman manevi kalıp hükmünde bir miktar tayin etmesi... O ilmi kalıpla ikisi aynı mı oluyor? Devam edeyim abi, sonraki yapacağız. Her şeyin suretine ve planına göre kolayca her bir şeyin zerreleri o kalıbı ilmi. Şu kalıbı ilmi görüyor musunuz şu mavi? Kalıbı işte Osman senin dediğin. Aynı oldu. Aynı oldu. Kalıbı ilmi içine yerleşir, harcı oraya döker, muntazaman vaziyetleri muhafaza ederler. Ondan sonra devam et, nokta nokta yapmışım. Eğer etraftan zerreleri toplamak lazım gelse de ilmi kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle o zerreler kanunu ilmi ve sevki kudretiyle bağlanmaları haysiyetiyle muti bir ordunun neferatı gibi muti bir ordunun neferatı gibi muntazaman kanun ilmi ve sevki kudreti ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıbı ilmi ve miktarı kaderi. Bak, kalıbı ilmi ve miktarı kaderi. Yani kader neydi? İlmin bir neviydi. İlmin ta kendisi değil. Çünkü sıbutu sıfatta kader yok. Ne var? İlim, irade, sen, basar var. Ha, dolayısıyla kader onun bütünselliği şey yapar ama esas projeyi çizen Osman'ın dediği gibi mühendis planı çizdi. Usta da geldi, kalıpları çizdi. Ondan sonra da betoncu da harcı döktü. Ha, kalıbı ilmi mimarın çizdiği. Ustanın çaktığı tahta bu miktarı kaderi, haş da vücut kudretin iş görmesi, sevki kudrette şekil alıyor, zerreleri döküyoruz. Şimdi yazı yazarken burada kalıp var. Zihnimizde A, B, A mesela yazıyorum, bak şöyle zihnimde A'ya yazacağım. Aslında burada şekil var. Zihnimdekini yansıttım. Ay. Ha. Sanki burada vardı da ben kırmızıyı döktüm. Gözükmeyen yazı gözüktü. Aslında nerede var burada bu Ayhan? Kafamdaki yansıdı. Kafamdaki kalıbı ilmi burada gözükmüyor ama aslında gözüküyor. Miktarı kaderi kudrette yazdı. Kudretle de döktü. Kudret kalemi diyor ustad. Gözükmeyeni gösterdi. Tamam mı abi? Şimdi devam ediyoruz, hiç kimse şey yapmasın. Gözlerime bakıp diye gittiniz. Yani girmeyin diye şu bozulmasın.
Muti bir ordunun neferatı nasıl ki imtisam var diye böyle askere bir düdük çalıyor. Herkes rahat ol, hazır ol. Dağılmış neferat toplanıyor. Tamam mı? O nedir? Muti bir ordunun neferatı gibi muntazam kanunu ilmi. Sevki kudretiyle gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıbı ilmi ve miktarı kaderi, yani mimarın çizdiği proje, kalfanın çarptığı tahta üzerine içine girip kudrette beton, hazır betonu döktü, içine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki aynedeki aksin fotoğraf makinesi, cep telefonu. Bahçeyi tutuyoruz, aksi burada. Fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstüne vücut harici giymesi. Yani mesela öyle fotoğraflar var ki dışarı. Şark basıyorsun, kart çıkıyor aşağıdan. Veyahut görünmeyen bir yazı ile, burada Ayhan yazıyordu. Tamam. Ayhan yazıyordu burada. Gözükmeyen bir yazı var. Hangi yazı? Kafamdaki yazı buraya sıçramış. Veya görünmeyen bir yazı ile yazılan bir mektubu gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi. Maddeyi sürdüm ben. Abi burada hani şeye benziyor. Yeri gelmişken büyük bir taşı getirmiş heykeltıraşın bahçesine. Olmuş bu şeyde Maltepe'de. Eskide Maltepe'nin o kum deposunda o zaman 1975'lerde falan. O alt yolun üzerinde şöyle heykeltıraş vardı. Büyük bir taş. Ben de Ebeş'in gittim. Kenarında. Ebeş'in kenarında. Hala var o ya. Var mı? Her yer put dolu. He, put dolu. Dolu dolu. Hanı var mı o? Var. 1975. Hala var. Allah Allah o adam. Hı. Ben şimdi amcama dedim ki, ben ortaokulda okurken amca pazartesi falan arabasına binerdim, kum çekerdi içeren köye. Maltepe kum deposunda çalışır böyle. Hı. Servis yapardım amca. Ben de yanında oturdum, bir şey anlatacağım. Ben oldu başımda. Dedim amca ben dedim buraya beni indir, bir dahaki seferde beni alırsın. Oğlum dedi bak gitme. Merak ettim o heykeli. Ne, dedim ne yapıyor, nasıl yapıyor? Oğlum köpeği var dedi. Bak şu var bu var. Dedim hiçbir ev yok, hiçbir şey yok. Tamamen kır bir tuval. Dedim ki gideceğim ben. Eskiden benim merak var. Bak şimdi adam tepeye çıkmış, adam çıkar tepeye çıktı kafası. Ondan sonra ben ona doğru gidince adam bıraktı onu. Baktı merak etti, bir şeyler dedi birisine. Herhalde köpeği aldılar. Gel dedi ona kadar. Gel oğlum. Ondan sonra merdiveni var falan çıktım. Ha neyse. Ya dedim. Adama şunu sor. Merak ettim. Ya sevdi bizi. Ya beni dedi girip de merak eden yok dedi ya. Dedim ya. Tamam. Bunun dedim. Bunun çıkartıyorsun. Adam murçullaç yapıyor. Bak sor. Vuruyor vuruyor vuruyor. Kalın. Ya tamam da dedim. Önünde kağıt da yok. Bak şimdi bana ne dedi. Ya bu adamı kırdım kırdım, burası kaşın, burası çukur da tamam ama koca dışarıya geçmen lazım. Ha biraz da kaş olmadı falan. Burada da seni orada gösteren bir şey de yok, şey yok. Sırf kırıyorsun. Ya bu tamamlandığını nereden anlıyorsun? Tarihi bir cümle söylemişti bana. Çok etkilenmişti. Oğlum dedi. Oradan bu yaştan. O adam dedi. Bu adam dedi taşın içinde midir dedi. Vallahi bu adam taşın içinde yok. Ben o taşın içinde görüyorum ve onu çıkartıyorum, kurtarıyorum onu dedi. İçinde adam var dedi. Amca dedim taşın içinde mi? Evet dedi. Bu adam var dedi. Dedi devam etti, acayip bir adamdı. Dedi ki sırf adam yok içinde. Bu taşın içinde dedi inan her şey var dedi. Ama ben dedi sırf adamı kurtarıyorum dedi. Dedim ki amca bu kaş tam buraya geldi. Bu kaş tamam. Tamam daha vurma. Yani diyebilmen için üstündesin, dışarıda değilsin. Yani adam kafanın içinde kayboldu. Tamam mı? O kadar büyük bir heykel yapıyordu ki malum Kenan Evren yaptırıyordu. Tamam mı? Bunu dedi sen burada kayboldun ya. Boyundan fazla kafası var. Senin bunu görmüyorsun ki dedim. Kaşın tamamlandığını nasıl biliyorsun? Oğlum dedi. O adam burada olduğu için buraya bakıyorum, buraya çekiç vuruyorum dedi. Bak buraya bakıp buraya. Ayhan burada olduğunu vardı. Ya niye böyle çeviriyorsun sen böyle? Burada yazı, şekil var benim. Abi nerede şekil var? Buraya bakıp buraya çekiç vuruyor.
kudret kalemi diyoruz da. Ha? Acayip bir şey. İlimden kudrete, kudretten ilim. Evet. Şimdi bir de ne demişti, kaçırdınız mı onu? Bu taşın içinde her şey var ama ben adamı kurtarıyorum. Hani şunu sorasım geldi. Bunun içinde adamın olduğunu nereden biliyordu? Bu taşın içinde adam olduğunu nereden biliyordu? Bilmiyor ama eğer bilseydi şunu diyecekti bana. Her şey her yerde var. Sen neyi bulmak istiyorsan odur orası. Tamam ve inanın bana şu binada, şu sokakta veya köyünüzdeki o metruk tarihi Ahmet amcanızın evi kapandı, yıkıldı, şimdi öldüler, çocuklar kalıyor. İnanın bana hepsi orada var, hepsi. Buradaki boşluk burada var, buradaki burada var. Her şey her yerde var. Neyisini buluyoruz biz, neyi bulmak istiyorsan ortaya çıkıyor. Herkes bulduğu nedir? Aradığıdır. Aradığını buluyorsun. Bulduğun nedir? Aradığındır. Ya ben öyle şuursuz arıyordum. Hani diyor ya, ona da cevap vermiş oldum Osman. Yani hak ararken bazen batıl dala şey yapar. Ha şu, bazen şuurlu ararsın, bazen şuursuz ararsın. O sana denk gelmiyor. Aradığındır. Neyi buluyorsanız aradığındır. Ama ben bunu aramıyordum. Fıtraten arıyorsun, meylen arıyorsun. Arzuyla arıyorsun, fikirle arıyorsun, hisle arıyorsun, o sana geliyor. O geldiği için olmuyor sende. Sen aradığın için o seni buluyor. Yani bak Risale'de onu çok sorarlar. Bazen hayrı ararken batıl başına düşer. Yani fikren değil de meyli vardı. Peki aynı yerlerden sen geçiyorsun da meyhaneye içmeye niye girmiyorsun? Tamam mı? Yani aslında bulduklarımız aradıklarımızdır. Ama aramıyordum. Fikren arıyordun, meylen arıyordun, istidaden arıyordun. İnsif aramak sırf göz değildi. Ama hakkı ararken diyor. He? Hakkı ararken diyor. Evet, dalal hakkı. Düşer, şey ne diyor, dalal düşer. Evet, başına dalal düşer. Başına dalal düştü. Peki o dalal neydir? Zıt zıtını barındırıyor ya, küfür de imanı, iman da küfür barındırıyor. Pat diye düşüyor kafasına, tamam? Kafasına düşünceyi. O ne yapar? Geçirir diyor. Sonra geçirir. Atar, bazıları atar. Çünkü ilk önce nedir? La ilahe, sonra illallah. İlk önce ayıklanma. Yani başı düşer, başına geçirir diyor. Geçirmeyebilir. Tamam. İlk önce la ilahe, sonra illallah. Niyet yok mu orada? Neyse. Ondan sonra niyet de zaten geçiriyor kafasına. Şimdi devam ediyorum. Evet. Veyahut görülmeyen bir yazı ile yazılan bir mektubu gösterici maddeye sürmekle görülmesi gibi ferdi vahidin, bak ferdi vahidin, Allahu Ekber, tabire bak, yerimsin ya ustad, tam yerine koydun. Yani bütünsel tekte, tekte kül, külde cüz, ferdi vahid, girmek istemiyorum, dur rahat dur Hasan, kendimi durduruyorum. Ferdi vahidin İlmi ezelisinin aynesinde bulunan, ilmi ezelisinin aynesinde bulunan, yani ilmi ezelisinin aynıydı ya, bulunan mahiyeti eşya ve süveri mevcudata gayet suhuletle, şu gözükmeyen, tamam şu gayet suhuletle, onlara şu gözükmeyen şu ağacın gözükmeyen gayet suhuletle kudret onlara vücudu harici giydirir. Yani giydirir, vara giydirir ve alimi manada alimi zuhura getirir, gösterir. Ne yaparmış? Getiriyor. Gösterir diyebilirdi. Getiriyor. Tamam. Şimdi kısacası kalıbı ilmi, tamam, miktar kaderi ve kudret. Öyle bir şey var abi, onu da açabilir. Diyor ki, her şeyi tahrik eden zerrat mütehârikenin muayyen hatlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki... Ha bak durdu, yol değiştiriyor.
her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır. Harika! O zerratı taşmaktan men ediyor. O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ki... Allah'a bakma! Bu bunun karşılığıdır ki... O tecelli kadere... Bu kadere... ilim tecellisidir ki diyor. O tecelli kadere, kader de miktara, miktar da kalıba tabir eder. Allah'a bakma! Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır. Görüyor musun? Ben devam edeceğim, kesmeyeceğim. Ne kadar sıkılsanız dahi. Şunu da istiyorsunuz bir kahve molası ama şu sıcağı bitirmeyin. Abi devam edelim. Ha. Bak şu alar 24. Şu alar 24. Çok az kaldı. Bir zihayatın vücudunu teşkil etmek için... Bak bir zihayatın vücudunu yapacağız, tamam mı? Burada gafur olacak. İlmi... Kaderi, bu kader. Bak bu ilmi, bu kaderi. Tamam mı? Bu ilmi bak. Bir zihayatın vücudunu teşkil etmek için ilmi, virgül, kaderi birer manevi kalıp hükmünde. E bu yetmiyor mu? Bu ya, hayır. İlmi ve kaderi. İlmi ve kaderi birer manevi kalıp hükmünde bir miktarı muayyen içine girerler, dururlar kırmızılar. İlim bence sıfat olan ilim, kader olarak burada gözüküyor üstte, aşağıda da miktar ve şeye dönüşüyor. İlmi kalıba dönüşüyor. Kalıba dönüşüyor değil ama bunun paraleli olduğu için bunu kastediyorum yani. Aynı. Yani mesela ilmi ezeli şeydir, Esma'daki. Buradaki zaten demişiz burada kader, şu. Ama burada eylemsel haline dönüştü ama bunu göstermek lazım çünkü paralel olduğu için. İnce Mesnevi Nuri 139, bak hızlı gidiyorum. Muhit bir ilmin tecellisi... Buymuş zaten ya. Ha, bak burası değil mi? Muhit bir ilmin tecellisidir ki, o tecelli kadere, kader de miktara, miktar da kalıba, bak, kalıba tahavvul eder demek her şeyin içerisinde zerrata bir kalıptır. Bak neymiş? Muhit bir ilmin, ilmi ezeli. İyi dinleyin elime, ilmi ezeli. Sonra o nereye? Kadere. Şu. Kadere. Kader miktara, miktar kalıba, kırmızı evet kalıba tahavvül eder ve zerrat onun içinde şekil alır. Bak ilim kadere, kader miktara, miktar ne olacak katı, miktar da şey kalıba. Tahammül ediyor. Bu da kalıp, yani kalıp olmuş. Şekle demiş. Münazarat 67. Lakin minare başında olan akıl kalıbı kalp bu da cek. Kalp da kalıpmış. 181 adlandı mı? 181 bir daha attı. İnce Mesnevi 181. Kader her şeye bir miktar. Bak kader şu. Her şeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Miktara göre kalıp vermiştir. Buraya kalıp diyor şimdi. Şuna, burada. Yani kader kalıbı vermiş. Feyyaz-ı mutlaktan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Şuna göredir şu. Tamam. Elimle görüyor musunuz? Bak ne kadar kolay oldu şimdi. Kader miktar vermiş. Bu kalıp. Bu kalıp olarak kabul ediyor 181. Buna göredir zaten. Bunun paraleli. Münazarat 67 hızlı gidiyorum dikkat edin. Lakin minare başında olan akıl, şu kafa yukarıda, aşağıda, aşağıda kalp var. Kalıbı kalp, kalbe kalıp diyor. Tamam mı? Ne demek? Gelin şuraya. Kalp için ne diyordu? Rüzname, harita, takvim, harita, şey, çekirdek, hulasa demiyor muydu 147 Emir Dağı'nda? Şu deminkinin devamı da güzelmiş onu almamışsın. Almadım. Okur musun abi? Cümle onu da okuyayım. He. Başında okuyorum. Devam yani iki satır. Başında oku. Kader her şeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyaz mutlaktan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malumdur ki dahilden harice süzülen cüz ihtiyari mizanıyla ihtiyaç derecesiyle kabiliyetin müsaadesiyle bak. Hakimiyeti esmanın nizam ve tekabülüyle feyz alınabilir. Açtı. Sürü madde. Açtı. Bak. Otur araştır yani. Evet. Devam etti. Yani bu. Şimdi bir dakika. Bak. Kalp kalıptır.
rüznamedir, takvimdir, hulasadır, tamam mı? 7 tane şey söylüyor. Ve ona göre düşün, lakin minare, şu ağaç, minare dükkanı, başında akıl var. Kalıbı kalp, dibinde bulunan sebebini iyi göremiyor. Kalıbı kalp. Bu çekirdek, bu kalıp ya, ağaç olacak. Kalıptır ama, ağaç olacak ama dibinde beton gelmiyor. Bir daha okuyayım mı? Tamam, kalıp düzüldü ayağım, kalıp çakıldı. Ama mikser getir, beton dökmüyor. Tam şey yapacağız kafur. O da teklifi. Yani evet, kalıbı kalp. Kalp kalıptır. Yani şu komple haritadır. Şunun karşılığıdır, rüznamedir, takvimdir. Hulasadır ama beton getirmemişsen kalıbı ne yapsın, içinde şekil almıyor. Diyor ki, lakin minare başında olan akıl, kalıbı kalp, dibinde bulunan sebebini iyi göremiyor. Yani maddeyi dökemiyor. Muhakemat 90. Şimdi en çok meşgul olduğumuzdan bir tanesidir. Bak bunu kullanacağız kelama şimdi. Kelamın elsine-i fahirisi. Elsine ne demek? Lisanlar. Lisanlar. Yani kelamın, yani ağızdan çıkan kelam nereden çıkıyordu? Kalpten çıkar, mana. Manalar kalpten çıktı. Vicdana girdi, kartopu yaptık dağın tepesine. Ala ala, ala ala, katlana katlana dev oldu mu? Mana kalpten çıktı mı abi? Mana. Vicdana geçti, kalpten aldı, latife insaniyeden aldı, vicdandan aldı, ilim, şey, zihin, irade, his, latife aldı. Sonra dimağa geldi, dimağı 7 mertebesinden aldı, geldi re'ye, akciğere. Sonra boğaza geldi, dışarıya çıkacak. Ne o? Kelamın elsini fahirisi. Yani bunu, bu niçin söyledim manadan buraya kadar çıktı? Aslında kelam gibi gözükürken beni dışarıya ayan ediyor. Sırrımı fahş ediyor. Kelam ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanı gibidir. Batını dışarıya taşıyan kelamdır. Şimdi kalpten mana çıktı. Ya işte bu mertebelerden geçti. Elsine-i fahirisi. Yani elbise lazım buna. Yani malum ben mesela bilerek giydim bu gömleği. Dima anlatırken mavi giyiyor. Kalbi şeyleri anlatmaya çalışırken beyaz giyiyor. Tamam, kasten yapıyor. Yani niye örnek verdim? Manaya göre kelam giydiriliyor. Ona uygunsa aynen. Nerede yapıyor? Bunu hayalhanede elbise biçiliyor. Dima serbest bölgesinde tahayyülde elbise biçiliyor. Vesvese ise manaya, mesela elhamdülillah Rabbil Alemin namazda okuyorum, hiç bununla alakası olmayan başka bir şey geliyor. Onu giydiremiyor diyor. Tamam, o mana, o elbise, pis elbiseyi giymiyor. Şeytan elbise getiriyor. Al bunu giy diyor. Mesela ben bunu ders anlatırken kadın elbisesi giysem, ne anlatırsam anlatayım, elbise sizin ahenginizi bozar. Evet. İşte benim o ulvi manaları düşünürken vesveseyle pis hatıratları giydirmeye çalışıyor. Giymez der. Ama bulaştırır. Bulaştırınca zanneder ki vesveseli adam giymiştir. Giymez. Kelamın diyor çıkan elsini-i fahiresi veyahut cemali, kemalin güzel elbisesi, yani manaya uygun elbise veya cemali veya sureti. Mananın sureti var. He? Nedir o? Uslup iledir. Yani ifade şekliyle. Peki uslup güzelliği nedir? Ebu Bekir Sıdık söylüyor diyorlar. İçerisinde samimiyet olandır. Diksiyon falan değil o. Diksiyon mesela güzel konuşmak. Güzel konuşmak ne demek biliyor musun? Güzel, içinde samimiyeti olan, yalan olmayandır. Tamam mı? Yoksa çok iyi diksiyon, çok iyi konuşuyor. Niye? Çok iyi yalan konuşuyor. Sen bir su iç. Yani çok iyi yalan konuşuyor. Çok iyi olmayan maddeyi satıyor. Diksiyon desin başına yazsın seni. Keşke almasaydın da kandırmasaydın. Yani devam ediyor biliyor musunuz? Ne demek biliyor musun? Yani kalıbı kelam iledir. Şöyle ki, kalıbı kelam. Kelamın kalıbı
Kelam kalıptır. İçinde beton benim. Kelam benim. Benim vücudu haricimdir. Şimdi mesela beton döktü, kurudu. O kalıplar usta söktü tahtaları. Kalıp çıkmadı mı? Ya ne yaptınız ya biz? Ne yapalım? Kalıp böyleydi. Demez misin? Ha. Şimdi abi şu kelime yanlış bir kelime midir? Fıtratı bozuk. Fıtratı bozuk değil. Yani yanlış da. Bu derste yanlış. Niçin yanlış? Fıtratı bozuk değil hiç kimsenin. Fıtratını bozdu dese. Fıtratı bozuk olmaz. Olmaz. Allah'a iftira. O zaman o şu fıtrat mıdır yani abi? Görünmeyen. Tabii görünmeyen fıtrattır. Selime seniye. Fıtratı selime, bu da seniye. LMN. Tamam. Şimdi son şeyi okuyorum ya. Biraz da sabrederseniz. Bak şimdi. Beni heyecanlandıran şu. Kelam kalıptır. İçinde ben varım. Tamam. Peki ne var o? Kelama bir baktık. Kelam içinde ne varmış? Yiz. Şöyle ki. O kalıbın içinde ne var? Kelam kalıbı. Kelam kalıptır içinde. Ne var? Şu var. Ya dikkat-i nazar var. Ne olur burayı kaçırmayın. Mahkemattır. Rica ediyorum. Kelamın içerisinde adam konuşuyor. Ulan ne konuşuyor bu adam? Bu adam dikkat-i nazar. Bu adamın ömrü veya bu nereye dikkat ediyor? Bu neyle meşgul? Bu adamın içini seyretmek istiyoruz. Hazreti Ali diyor ya, kişi dilinin altındadır. 90. sayfa mahkematta diyor ki, kelam kişinin karakterini gösterir. Nerede, nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Kelamına bakıyoruz. Bu adam dikkat-i nazarını bize bildiriyor. Bir, kelamına bakıyoruz. Adamın dikkat-i nazar. İki, tevaggül. Neyle meşgul? Onu gösteriyor. Gösteriyor kalıbı bizi, kelamı gör. Sonra mübaşeret. Yani bu nereye yakınlık yapıyor? Neyle anlamlandırıyor? Neyle düşünüyor? Mübaşeret o. Neyle düşünüyor? Neyle anlamlandırıyor? Neyle onu izah ediyor? Kimlerle alakadar? Mübaşeret ne yaptı? Dört. Sanatın telakkiyle. Yani kendini yönetebiliyor mu? Mesela evlilikte küfür, bir tanesi sanattır. Sanat ne demek? Yaptığı iş değildir. Kendini yönetebilme sanatı var ya, kendini idare edebilme. Sini bulu değil, sini rüştür. Sanat. Yani kendini yönetebilmek bir sanattır. Kendisiyle barışık olmak bir sanattır. Sanat. Kendisiyle diyor ki, sanatın telakküyle, yani döllemesiyle, kendini yönetme sanatıyla kendi diğer duygularını döllerse, telavukuyla, hayalde tevellüt eden, yani bunu yaptıktan sonra, hayalde bir çocuk doğar, bunlarla, yani, ya dikkat-i nazar, çocuğu oluşturuyor. Veya tevagül, sonra mübaşeret, sonra sanat, kendi içsel haletleri, hayalde bir çocuk yapar, çocuk olur. Hayalde tevellüt eden, Ne tevellüt eder? Temayülatımız olur. Hayalde. Bu kaynaklı meyillerimiz olur. Hayale atarız çocuğu. Şimdi o çocuğa elbise biçecek. Temayülatın hususiyatından teşekkül eden suretlerden terekküp eden istiari temsilinin parçaları telahuk ettiklerinden tenevvül ve teşerrüp ve teşekkür eden uslup. Uslubu anlattı. Yani, bunlar uzun şimdi zamanınızı çoğu oldu. Ben acele ediyorum gördüğünüz gibi. Yani insanın uslubu kaşından, bakışından, mimiklerinden, konuşurken el hareketlerinden, bedensel sunumundan, samimiyetinden, davranışları, bu anlattıklarım tümüne uslup denilir. Tamam. Uslubu, kelamın kalıbı olduğu gibi. Uslup nedir? Ben bu hareketlerimle kelamın kalıbıymış. Uslup, kelamın kalıbı olduğu gibi. Mesela ben bedenim konuşuyor. Onun için lisanı kalben üstündür. Yani benim uslubum, mimiklerim, tavrım, simam, davranışım, ondan sonra meşguliyetim, dikkat-i nazar, mübaşeretim, sanatım, içsel haletim bütünlüğü komple nedir? Usluptur,
o uslup da kelam olarak gözükür. Kelam kalıptır. Nedir uslup? Kelamın nesiymiş? Kalıbı olduğu gibi. Uslubun içerisine kelam doluyor. Kelam konuluyor. Aynı zamanda bu neymiş? Cemalin madeniymiş. Yani adam, cemal adam, kaliteli adam, iyi bir adam, işin ehli adam. Mesela bir misal söyleyeyim. Adam elinde, ben arkadayım, müezzin mahfilindeyim, hocayı görmedim suratını, elinde bir kağıt var veya yürüyor, hutbeye doğru çıkıyor, tamam mı? Ben kendi sanatımı söylüyorum. Yürürken arkadan bakıyorum, böyle bir şeye varmak gibi koşuyorsa adam hazırlanmış, ehlidir. Tamam mı? Adam oyalanıyor. Tam oyalayacak seni. Varsa zamanı başka bir yere git. Ha, niye anlatmıyor? O davranış konuşmaktır. Tamam. Kelamın kalıbı usluptur. Kelamı içine sokuyorsun. Benim şu davranışım var ya, uslup kalıptır. Tamam. Uslup kelamın kalıbıdır. İçerisine kendimi koydum konuşmalarımla, tamam, mimiklerimle. Sömeye bakıyorsun. Vallahi. Ne demiş adam? Yahudi alim, vallahi bu sinanda yalan olmaz dedi. Bu kalıpta. Bu kalıpta bu var diyor. Bu adam kaliteli adam. Kalıbı görüyor yani. Evet. Bu kalıpta abi? O kalıpta onu Osman söylüyor. Beni yoldan... aynı zamanda senin simana bakıp cemalin madeni. Bu adam, onun için misal verdi. Bu adam cemalin madeni. Maden nedir? Onu gösterir. Maden kaynağı gösterir. Nereden çıkarttın kardeşim o taşı? Falan. Ha, orada işte. Hazine orada. Cemali madeni başka neyi gösterir? Ve Hülle-i Fahire'nin deskâğıdır. Yani insanı anlamlandıran ve inşa ve ihya eden elbiselerin dokuma yeridir. Seni dokur ve söz der, 321 Osman okudu, elektrik tesisatı, tesisatı kurulduktan sonra elektrik verirse tesisattan hareket eder, başka bir yere gidemez. Burada birinci dersimizin belki de son olur, ikincisini okumayız, okuruz. Okuruz abi, 3 saat oldu. 3 saat oldu. Bu son şeyi biraz mahkematı. Acele etmeseydim, cemali madeni vesaire ama onları tamam, anlaşıldı maksat diye. Beni heyecanlandıran uslup neymiş? Kelamın kalıbıdır. Uslup. Uslup neydi? Minik, davranış, bakış. Mesela keşke beni dövseydi de öyle bakmasaydı demiş benim için. Bir vakıf abiye diyor. Ha abi, aynen. Ya ben çocuğumda 6 yaşından bir küçük bir hata yapmıştı. Hata? Hatta bir hata yaptı. Şöyle vurdum. Bana bir bakışı vardı. Yemin ederim böyle kalbim deldi geçti. Ya. Keşke ben hani onu yapmayaydım da. Yani başı, o bakış çok, o gün bugündür kaç yere geçti bilmiyorum. Daha dokunmadım yani. Mesela birisi vardı. Ağladı. Ne yaptım sana dedim. Keşke yapsaydın. Evet. Öyle bir bakış yaptın ki bana. Yapmadım. Evet. Daha beter yaptım beni dedi. Ve dedim ki o ben değildim. Kimdi? Ben 3 tane şahsiyetim var. Beşeriyet, ubudiyet, vazife darlığı. Tamam. Ben bazen haberim olmaz beşeriyetim çıkar. Olur mu ya dedi, dikkat edeceksiniz dedi. Peygamberimizden örnek verdim. Ayşe validemiz, öteki odadaydım, kerpiçte diyor. Bir adam geldi bedi ve sonra Resulullah kovdu diyor. Bu hadisi işareti cazinin içine yazdım. Sen böyle yaptın şöyle. Allah Resulü diyor ki ya Ayşe, ben Allah ile bir anlaşmam var biliyor musun? Niye böyle yaptın diyor. Niye adamı kovdun? Niye sitem ettin diyor. Ayşe validemiz deyince ben diyor yani hak etti, biraz hakaret etmiş herhalde. Peygamber bunu kovmuş, ne demişse artık tard etti diyor. Kovmuş o. O zaman demiş ki Allah Resulü tard etmiş. O zaman demiş ki ya Ayşe, ben Rabbimle bir anlaşmam var biliyor musun? Nedir ya Resulallah? Ya Rabbi, peygamberi kupat diyor, al kütten şöyle atak yatık kafasına geçtiği gibi değil. Teklif edilmiş, kabul etmiş şartla. Allah Allah, nasıl şart?
Peygamberimiz demiş ki, ya Rabbi, ben peygamberim, beni peygamber mizanıyla, tartısıyla, şirte tartma. Ümmetimi, senin kullarını hangi tartıyla tartarsan, beni onunla tartarsan ben bu vazifeyi alırım. Tamam. Dolayısıyla ben de bir beşerim diyor, tamam mı? Ben de hata şey yapar, hata demeyeyim de böyle olur ama oysa orada adam Allah'a ve şeye peygamberine değil, karet ediyor falan. Böyle tard ediyor. O zaman insanda bir beşeriyet var. Nedir o? Erkeğiz, adamımız, ne bileyim, kardeşiz. Bak şimdi ders bitecek, beraber bir çay içeceğiz, bir şey yapacağız. Bu beşeriyetimizdir. Bir de hiçbiriniz yokken veya siz veya ben, orucumuz var, namazımız var, Allah'a karşı tevekkülümüz, teslimiyetimiz var, ubudiyet, oruç, şeyimiz var. Bu da ubudiyetimiz. Bir de şu andaki Risale-i Nur dersteki şeyimiz, bu da vazifedarlık. O zaman vazifedarlıkla bu üçü birbirinden çok uzaktır. Bazen birbirine karışıyor, bazen beşeriyetimiz bunu öne gelecek, ya bu adam mıdır? Oysa vazifesini de yok etmiş oluyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. Ciddi bir şeyimiz olacaktı. Daha önce şöyle bir şey vardı. Onunla bitiştirip ki bitiştirip kemal bulması adına mühim bu. Şimdi amentu billah vardı ya. Allah'a iman. Bizim dışımızda bir şey. Allah bizim dışımızda bir şey iman etmek. Ne yapar demiştik hatırlarsanız. Allah'a iman etmek yakini mezit artar. Nokta istinad oluşturur. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi, melekler bizim dışımızda, iman ediyoruz. Ve kütübihi bizim dışımızda, ve rusulihi bizim dışımızda, ve yevmil ahir, ve izahsız, ve bil kaderi izahı var. Hayrihi ve şerrihi. Yani kaderin imanda hayır ve şer var, izah var. Bu bir. Biz, hani Allah bizim dışımızda, melekler bizim dışımızda, kitaplar bizim dışımızda, Resul bizim dışımızda, ahiret bizim dışımızdakine iman. Ve bir kaderi de neresine iman ediyoruz? Hani ahiret gibi değil, Allah gibi değil. Neresi kader? Kader Risalesi'nde diyor ki, men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, ahirete yakiniyeti, Allah'a yakiniyeti, İmana, şey, melekleri yakini tartar demiyor. Kaderi iman eden kendisine dönüyor. Kendisinden emin oluyor. Kaderi iman, tamam mı? Kaderdeki hedef insandır. Buna da delilimiz vardı. Kader Risalesi'nde birinci mepasta ilmi sistemini anlatıyor kader. Kaderin zeyli var, enfusi anlatıyor. Kader Risalesi'nin ne işi var bunun? Emin, tamam mı? Kader insanın kendisidir. Kendi bütünlüğünü büyük insan, küçük kainat. İnsan kainat-ı suradır, kainat insan ekberdir. Bu bütünlüğü görmek. Şimdi onu şey yapacağım size. Bu malzemeyi verdikten sonra bakın. Burası bu ilmi. İlmi ezeli esmaydı. Kalıbı ilmi. Kader, miktarı kaderi. Yani bu böyleydi ya, kader ve insan. Kadere iman eden kederden emin olur. Ben amene bil kader, emin emin. Bu kadere iman etmenin ne karı vardı ki? Kader şeyine girmişti diye bir dersimiz vardı. Bak bir daha söylüyorum. Allah'a iman bizim dışımızdadır Allah. Melekler bizim dışımızdadır. Kitaplar bizim dışımızda, ve kütübi, ve rusuli bizim dışımızda, ve bil yevmil ahir bizim dışımızda, ve bil kaderi ki, bakayım neyi gösterecek, hayri ve şerri, insanın kendisi. Ha, nedir o? Şu ikisinin cemiyidir. Yani ne işine yarar? Beceremediğin zaman senin kaderin, senin ikizin sana himmet ediyor. Tamam, kader bunu şey yapacaktım, bu kader, bu burası miktarı kaderi, burası kader, ilmi, ilmi kalıp, şey ilmi vücutlar, vücud-i ilmi, vücud-i ilmi ya orası, çekirdek, ağacın çekirdeği, vücud-i ilmi, burası
şeceri hilkat, vücudu haricisi, yani kader, onun bizdeki karşılığı, miktarı kaderi. Miktarı kaderi, burada büyük insan ve küçük insanın bütünlüğü, kadere iman etmek bunu sağlıyor. Mesele buydu. Yani amentü billah deyince dışında vesaire. Peki bu hepsini ve altıya niye konmuş? Cem ediyor bu abi. Hepsini cem ediyor. Beşini cem ediyor. Allah'ı da cem ediyor. Ahiret de burada. Onu da cem ediyor. Melekler de burada cem ediyor. Bu ikisi anlayışımızı tamamlıyor. Diyor ki bak, şu Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem, sen onun cemisin. Cemi cemisin böyle, tamam mı? Böyle. Buna göre kemal bulacaksın. Bütünlüğün bu olacak. Bütünlüğün bu olacak. Bunu bütüne getiren kadere imandır. Hani demiştik burada bir hata yaptığımız zaman veya yapmak isteyip de olamadığımız. Hani şey vardı, hayal hakkında bir şey, cümlemiz vardı. Olmayı isteyip de olamadıklarımızın olma imkanı verdiği yerdir hayal. Bak, olmak isteyip de olamadığımızın, olduğumuzun yani olma imkanını veren yerdir hayal. Tamam mı? Tasavvur da öyle. Şimdi bu kader bu iki bütünlüğü, bu iki bütünlüğünü sağlıyor. Bakın, amentu billahi hariç ve melaiketi hariç ve kütübi hariç ve rüsulü hariç ve bir ahireti hariç ve bir kaderi hemen şerh ettiler ulema. Dedi ki, hayrihi ve şerrihi insana dönüyor. Kader insanı kendisi. Bakın, Kader Risalesi 26. sözde, birinci mepasta ilmi çerçevesini anlatıyor. İkinci mepasta o ilmin, yani bu sistemin enfusi tarafını anlatıyor. İnsanın ikizini gibi. Yani enfusi anlatıyor. Kaderde ne işi var orada? Hatimesini diyor. Hatimesini söylüyor. Zeyl. Evet. Zeyl. O. Zeylini anlatıyor. Yani bu bütünlüğü sağlıyor. Sen mesela bu sana himmet ediyor demiştim ya derste. Himmet ediyor. Senin kaderin sana yardım ediyor. Senin o iki bütünlüğü sağlamak için yardım ediyor. İhsan-ı İlahi, Lütfu Rabbani vesaire, hepsi bunların içindedir. Tekrar El-Fatiha. Tamam. Şimdi bunun tepesi, bunun tepesi ilmi ezeli. İlmi ezeli aynası, yuvarlak bir. Esma. O esma tarafı zaten. Esma. Bunun üstü esma. Gitti bir kalıp yaptı. Kalıp. Kalıp. O meçhul denilen bir kalıptır. İçerisine yazılım yaptı. Mahluk olmayan ilmi vücut. O ilmin isi takkeli olması buradaki yazılımın ilmi ezeliye tabi olduğunu gösteriyor. Kalıp diyenmesi sebebi bir meçhul denen bir muayyenleşmişmiş. Altıncı hakikatta şurada diyor ki, ağacın bir nevi ruhu minde olan programı, çekirdeğin programı, ilmi program olduğunu biliyoruz. Çekirdekteki program ilimdir. Şimdi bu kalıbı ilim denmesinin sebebi mecul, yani bir muayyenleşmiş, yani mahluk olmamış ama muayyenleşme var. İçi nedir içi? İlim var ama müstakil ilmi yok. Takke koyarak şunun tepesine bulunan ilmi ezeliği. Esma'nın bütünlüğü. O zaman sırayla geliyoruz. Mesnevi kaçtı bu? 139'du abi. 139. Bak diyor ki, burası kalıbı ilmi. Hani ilmi ezeli yukarıda. Kalıbı ilmi. Bak tutuyor. Kader uyuyor. Sonra kader insanı, o yani büyük insan, şeceri hırkat insana hulasalandı. O da miktar. Miktar, yani eğer karşılık şey yaparsak insanda istidat. Kaderden verilen miktar istidat oluyor bize. Evet, kader, evet, verilen, kaderden bize verilen istidat, miktara istidat deniliyor. Sonra o miktardan kalıplar var, o kırmızı. Ona da
kabiliyet diyor. Doktor onu nereye bulmuştun? Bak buraya. Kalıba kabiliyet dediğini de başka bir yer. Neresi? İnce Meslevi 181 abi. Ne diyor? Kader her şeye bir miktar. Bak kader her şeye şu mavi bir miktar. Ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Kalıp vermiş bu kırmızı. Feyyaz-ı mutlaktan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Ha, bu kalıptan kabiliyeti alıyor. Yani aslında kalıptan kabiliyete dönüşüyor. Miktar istidada. Şimdi Ozan uyuyor. Bak, İlmezeli aynasında temsil eden imkanı vücutlar diyor. Bir mecul denilen Nur-u Muhammed'i oluşturdu. İlk önce benim nurumu yarattı diyor Peygamberimiz. Bu kalıp içine neyi koydu? İlmi vücutları koydu. Buna kalıp ilmi. Bu şecere-i hilkati yarattı. Bu kader. Bir paralelini insana koydu. Kalıbı ilmi. Miktarı kaderi. Kaderin bizdeki karşılığı. Zaten kaderde hedef insanın kemalatıdır. İnsanın kendisidir. Amentü billah da Allah bizim dışımızda. Melekler dışımızda. Ama kadere imanda insan var. Şimdi kalıbı ilmi. Kader. Miktarı kaderi. Kırmızılarda kalıp yani o kalıba göre kabiliyet verdi diye 181 miydi? Evet abi. 181. Kudrete çıkmış tarafı olan, yani kudrete bakan taraf yani. Evet, kabiliyet. O zaman hepsi tutuyor. Kalıp ilmi, kader, miktarı kaderi ve kırmızı da kabiliyet. Kabiliyet, kalıbı. Kalıp, kabiliyet veriyor. O şey de o zaman tutuyor, amentü billahi ve melaketi de kemal bulmak, İrfan sahibi olmak, insan ekber, cüz-i nazarını külli yapmak için kaderi iman teklif edilmiş. Yani şöyle bir insan olmak. Allah Allah. Abi, böyle bir insan. Kalıbın ötesi, üstadın ölüm ve helaket dediği yer mi oluyor yani o zaman? Yani ondan sonra zaten ölüm ve helaket yani. Yani ortada kimse yok. Kalıp onunla başlıyor. Evet. Yani şimdi ben kalıp... Ölüm ve helaket fena filan bulmuş, beka filan bulmamış. Ne yapmış Muhyiddin Arabi? Ölüm ve helakettir. Ne yaptı? Hı. Varlıktan çıktı anlayışında öyle kaldı. Ölüm ve helaket. Yani varlığın helaketi yani. Hı. Varlıkta eğer ona sahiplenip sahiplilikte kalsaydı çok küllü bir kemal şey olacaktı. Ama fena filan gidiştir, beka filan dönüştür. Dönemedi. Dönemedi. He. Yani o zaman o risaledeki bak ilim... Kader, miktar, kalıp. Eyleme dönüşürsek, kalıp ilmi, kader, tecelli, şeceri hilkat, evet. İlim, kalıp ilim, mecun yapalım. Çok şey çıkar. Mecun, bu şeceri hilkat, istidat. Ondan sonra bana geliyor. Yani şu kader iman bunun tamamlanma hedefin olmalı. Abi tost makinesi. Üstte bir kapak, altta bir kapak. Aynı çizgiler, ortaya aynı çizgiler. Ekmekte şey. Şimdi abi ben tost makinesinde, şimdi ben diyorum ya abi, ben üst kapak değilim. Alt kapakta değilim. Ben tost muyum abi? Evet. Tost. Yani bunu sen yazmadın. Hayır. Şimdi senin şeceri şirkat. Sonra bak bunu sen yapmadın. Burada sana verildi. Evet. Paraleli iki kapak. Evet. Ama bu kırmızı senin ihtiyar ve iradeleriyle tercih ettiğin kabiliyete dönüşmüşlerin. Bu ekmek işte arada. Tamam. Şimdi bunlar tamamlanması. Alem-i Şehadet de bunu böyle bir dönüştürmeye vesile oluyor. Tamam mı? Aklımıza şey kalan var mı böyle? Yani kaderi imanı burada görmenizi istiyorum. Bak Allah'a iman, Allah bizim dışımızda bir şey. Melekler bizim dışımızda, melekler iman, melekler bizim dışımızda bir şey. Çünkü gayba iman. Ve kütübi bizim dışımızdadır kitap. Ve Resulü benim dışımdadır. Ve yevmil ahir benim dışımdadır. Hep dışımda saydım da 5'e 6'ya diyorum ki ve bil kaderi benim dışımda mı? Kim bu?
hayrihi ve şerrihi. Yani. Benim alemimde yaşanan hayri ve şerleri onun olduğunu, bunu diyerek bu benim kemal bulma, kemalat bulmadır. Yani beşinin cemi halidir kadere iman etmek. Beş tane iman olmasa kader iman olmuyor. Ondan altıya konmuş, kader ondan zordur. İşte insan-ı ekber olabilmen için bunu bilmen lazım. Bilince ne oluyorsun? Kederden emin oluyorsun. Çünkü o keder, sıkıntı, dert, hastalık, kanser denilen şey de bu sistemin içinde ayrı bir kalıptır. Ayrı bir senin istidat ve istidadını ortaya çıkarmaya vesiledir. Kadere iman getirilmiş seni bu bütünselliğe bütün etmek içindir. İnsanı ekber yapmak için. Çünkü usta diyor ki cüz-i nazarını cüziyetten çıkart, külli yap. İşte bu sistemi bütüne getirmektir. Şimdi, efendim, şimdi diyecektim. Abi aslında Gafur abi tost değil, tost makinesi. Acaba, öyle mi? Makinenin ama içi, nereden baktığına göre. Bir dakika, yani dedi. İçindeki feyyaz-ı mutlaktan gelen, içindeki tost da feyyaz-ı mutlaktan gelen. Bütünü işte şey, kader mi diyelim, bütünü. Hem içi, hem dışı, hem üst kapak, hem alt kapak. İşte baktığın yere göre, bakın Hasan abi aslında şöyle, nereden bakıyorsanız, o yani ben, eğer tost makinesisin diyorsan, eğer sen çekirdekten bakıyorsun, mecurden bakıyorsun. Tost dersen, oradan bakarsan, o zaman tost oluyorsun abi. Ama onun da şeyi bitmiyor Hasan abi. Kelam dediniz, üslup dediniz ya Hasan abi. Bende de bitmiyor. Yani o kalıplar bitmiyor Hasan abi. Evet. Üslup benim kalıbım, onun içine kendimi dolduruyorum. Ama neticede kadere iman etmek, kadere iman etmek aslında kendindeki o sistemi fark edip farkındalığa gelip böyle artık basit şeylerle hastalıktır, ölümdür, şudur, bunlar, bunlarla boğulma. Hasan abi, açtım, bunu bu tarafa açtım. Sonra bu sefer bunu bu tarafa açtım. Ne açıyorsun? Sonra bitmiyor ya, bitmiyor yani. Sonra dört oldu ya, sonra bunu bu tarafa açtım. Bak, bu sefer böyle oldu. Niye açıyorsun? Sürekli büyüyerek gidiyor. Hayat yani neresinde var? Ayna, ayna. Aslında şurası ayna. Bunu bu tarafa aç. Bir de bu tarafa aç. Bir de yani bu tarafa aç. Bir üstünü kaldır. Aç derken. Mesela buraya mesela ne diyeyim? Bir üstüne katlanmış ayna düşündü herhalde diyor. Bir açtım, bir daha açtım. Bu tarafa açtım, o tarafa açtım. Öyle şeyler var böyle. Hep şeyler tamam, yani hakikati tamam bu misal doğru da nasıl bağlanmış? Şöyle söyleyeyim. Tam bir sadece bir noktayı nazar. Buraya Ahmet de, buraya Ömer de, buraya Osman de, buraya Ali de, buraya Ömer de. Bunun bütününü bu sefer bu zaten şunları tekrar kapattığında bu küp oluyor. Kapım çıkıyor diye. Neyse bu biraz şey de. Peki, terfat. Allah'a emanet olun.